sorularda isteyen katılımcıya soru sormada sesini açacağız. Kendi sorusunu sorabilecek. Bu şekilde devam edeceğiz. Formatta yine chat üzerinden isteyen sorusunu yazılı olarak iletebilir. Bugün programı YouTube hesabımızdan, İstanbul Akil İş İnsanları hesabımızdan canlı olarak yayınlıyoruz. Bugün programda bana Meclis Başkan Vekilimiz Sayın Cengiz Balçık teknik olarak yardımcı olacak. Chat üzerinden de yine meclis üyemiz Sayın Mahmut Özcan yardımcı olacak. Ben kısaca size Şiran Keske'nin bende bir tanıtım metni var. Onu aktarmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, Şiran Keske 1981 Bingöl doğumlu. Lise öğrenimini Aydın Andan Menderes Anadolu Lisesi'nde bitirdi. Üniversite öğrenimini Hacettepe Tıp Fakültesi'nde tamamladı. İhtisasını Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde enfeksiyon hastalıkları üzerine yaptı. 2010-2011 yılları arasında Viyana Tıp Üniversitesi'nde enfeksiyon hastalıkları bölümünde klinik gözlemci olarak bulundu. Sayın Şiran Keske yardımcı olarak 2014-2016 yılları arasında Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yaptı. 2016 yılından itibaren halen görev yaptığı Amerikan Hastanesi'ne geçti. Enfeksiyon hastalıkları bölümünde görev yapıyor. Solunum yolu enfeksiyonları, Kırım-Kongo kanamalı ateş gibi zoonotik hastalıklar, kronik hepatitler, akılcı antibiyotik kullanımı ve COVID-19 Sayın Şiran Keske'nin ilgilendiği ve araştırma yaptığı konuların başında gelmektedir. Şiran Hocam, ben sözü size veriyorum. Buyurun, sizi dinliyoruz. İlk bölümde sizi dinleyeceğiz. Daha sonra bittiğinde konuyla ilgili soruları alacağız. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim Bekir Bey. Ben de hem davetiniz için hem de tanıtımınız için teşekkür ederim. Gerçekten ilginç bir süreç yaşıyoruz bütün dünya olarak. Ve bu süreci herkes, tıpçı olan olmayan herkes çok yakından takip ediyor. Hem literatür olarak hem klasik anlamda bildiğimiz tıp açısından da çok ilginç bir süreçteyiz. Sadece sunumumu paylaşacağım ama ekran için bir şey gerekiyor sanırım. Host disabled attend the screen sharing. Ekranı paylaşmama izin vermedi Bekir. Sizi host olarak atayalım o zaman. Cengiz Bey, Cengiz Başkan. Cengiz Bey. Tamam hocam, host olarak atıyorum ben. Tamam, buyurun. Hocam, hostunuz şu anda. Evet. Şu an görünüyor mu? Evet, evet görünüyor. Evet. Şimdi aslında hikaye çok yeni. 3-4 aylık bir hikaye ama bu hikayenin köklerini düşünürsek çok eski bir mesele diyebiliriz. Yani eski mesele, neden eski mesele? Çünkü bütün salgınlarda çok benzer, farklı bir takım özellikler olmakla birlikte çok benzer seyirler var. O yüzden ben hikayeyi bayağı bir geniş almak istedim. Bu açıdan hatta Metin Bey'le de bunu mütalaa ettik. Ben özellikle çok ilgi duyduğum alanlardan biri de olduğu için veba tarihinden başlayarak size hem salgınlar tarihini aktarmak istiyorum hem de COVID'i düşünürken, incelerken aslında eskiyi de bilirsek daha iyi yorumlarız diye düşünüyorum. Bu yüzden vebadan başlatacağım hikayeyi. Şimdi veba salgını bildiğimiz gibi bütün dünyayı çok yakından etkileyen, sarsan bir salgındı. 3 tane büyük salgın yaptı veba. Bunlardan kırmızıyla gördüğünüz ilk pandemi, gördüğünüz gibi bütün hepsi şu anda bu salgının da başladığı Çin'den başlıyor. Bu da ilginç bir özellik. Bunun nedenleri de var. Bunları da tartışacağız. Yine Çin'den başlayan bir ilk pandemi var ki buna Justinian vebası deniyor. Birinci veba salgını. İkinci veba salgını yeşille görünen, o da yine aynı yerden başlıyor. Bu da kara ölüm dediğimiz ikinci büyük veba salgını. Zaten dikkat ederseniz hareket yönü hep göç yolları, savaş yolları ve ticaret yolları. Üçüncü ve son salgın nispeten daha az etkiye yol açmış ama büyük buluşların yapıldığı, en büyük buluşların yapıldığı salgın da üçüncü veba salgını. Bu üç büyük veba salgını bize çok şey öğretti. Bunları tek tek değerlendireceğim ama bakın milattan sonra 533 yılıyla 565 yıl arası Bizans İmparatorluğu'nun maviyle görülen sınırlarını oluşturuyor. İlk veba salgını yani Justinian veba salgını aslında başladığında Bizans altın yıllarını yaşıyor. Geniş bir alana sahip. Akdeniz havzasına tamamen hakim olmuş bir ülke konumunda. Burası Palacio Bukaleon. Bukaleon Sarayı 1. Justinian'in İstanbul'da, Konstantinopol'de şu anda o zamanki ismiyle şu anda pek eser kalmamış olan sarayının o anki görüntüsü. Bu sarayda aslında bütün hayatı geçiyor Justinian'in ve bu milattan sonra 541 yılına dikkat çekiyorum. 1500 yıl önce bu sarayda her zamanki gibi Justinian sabah yardımcısıyla günlük toplantısını yapmaktadır ve Narses'in bir sorunu olduğunu düşünür, problemi olduğunu düşünür ve "No Narses, bir sorun mu var?" der. O da "Evet Majeste, aslında daha önce önemsemedik ama giderek yaygınlaşıyor. Sanırım bir veba salgınıyla karşı karşıyayız." der. Ve bu veba salgının aslında İstanbul'a giriş dönemini ifade eder. Bizans'ın sınırlarından artık İstanbul'a ulaşmıştır. Bu salgına büyük veba salgını ya da diğer adıyla Justinian salgını diyoruz. Bu salgınla ilgili aslında bilinenler çok çok az ama o dönemin çok önemli bir ismi var. Prokopius. Prokopius bir tarihçi ama aynı zamanda da Justinian'in en önemli kumandanlarından bir tanesinin de hukuk danışmanı. Ona savaşlarda eşlik ediyor. Son dönemde de sarayda yaşıyor ve bütün tarihi aslında ondan öğreniyoruz. Prokopius'un Bizans tarihiyle ilgili yazdığı kitabı aslında 550'lerde yazılmış olan kitap 1000 yıl sonra bulunuyor. Bir manastırda bulunuyor. Lyon yakınlarında. O dönemin keşişleri zaten belki duymuşsunuzdur başka sebeplerle de. Kitapları, böyle ilginç kitapları hep manastırlarda buluyorlar. Bu kitap da o şekilde bulunmuş bir tarihi anlatan kitap. Prokopius o dönemki vebayı da biz daha doğrusu Prokopius'un kitabından öğreniyoruz. Ve o kitaptan elde ettiğimiz verilere göre de milattan sonra 542'de günde 5-10 bin insanın ölümüne yol açan müthiş bir salgın ve İstanbul'un nüfusunun 500 bin olduğu o dönem ve bunun yarı yarıya azalarak 250 bine gerilediği tahmin ediliyor. Tüm dünyada da yaklaşık 100 milyon insanın ölümüne yol açtığı tahmin ediliyor. Ve 200 yıl boyunca devam eden bu salgın daha sonra etkisini kaybedip sona eriyor. Şimdi bu Prokopius'un bir başka özelliği de aslında bu Bizans'ın tarihi kitabıydı. Bir de Bizans'ın gizli tarihi diye bir kitap yazıyor. Bu kitap Bizans'ın gerçek yüzünü anlattığı kitap ama bunun yayınlanmasını istemiyor ölmeden önce. Hatta öldükten sonra bile yayınlanmasından korkuyor, çocukları ve torunları tehdit edilir diye. Ama o kitap uzun yıllar sonra bulunuyor ve aslında Justinian'in ne kadar zalim, eşi Theodora'nın ne kadar zalim insanlar olduğu, bunların bütün özel hayatlarında içeren bir kitap yazıyor. Bu da işin hani farklı bir boyutu ama gerçek tarih kitabının yanında bir de gizli tarih kitabı da var Prokopius'un. O da önemli figürler tabii ki kilise çok güçlü ve kilisenin Tanrı'dan sürekli olarak bütün insanların dileği salgının bundan önce sona ermesi. Evet. Salgın Theodora'nın ne kadar sesi arkadan ben de duyuyorum ama acaba mikrofon mu açık? Hocam bir dakika müsaade eder misiniz? Cengiz Bey şu sesleri bir kontrol eder misiniz? Cengiz Başkan sesleri kontrol edince haber verir misin? İpone diye giren arkadaşımızın da ses hala açık. Çift yetki yapamıyor musun Cengiz Hocam? Aynı zamanda iki yetkiyle götüremiyor musun? Cengiz Başkan? Hocam herhalde devam edin Devam ediyorum. Nispeten. Evet, birinci veba salgını 200 yıl sürerek çok ciddi, dünyada global çok büyük etkiler yapan önemli bir salgın. İkinci salgın biraz daha ilginç. Çünkü ikinci salgın günümüze daha yakın. Daha çok şey biliyoruz. Birinci salgın bittikten sonra birincideki veba mikrobu, veba bir bakteri, bu bakteriye yine benzeyen veba bakterisi ama farklı genetik olan bir başka veba mikrobu yine aynı bölgeden başlayarak... İstersen ben bir dakikalığına geri aldırayım, kitle sesleri. Tamam. Hocam bir dakikalığına ben yetki Cengiz Bey geri alsın, sesleri kitlesin, sonra tekrar devam edelim. Çünkü açık sesler var, onları kontrol edelim. Tamam. Hocam yetkiyi Cengiz Bey'e devredebilir misiniz Cengiz Balçık? Ben nasıl yapacağım onu? Nasıl yapacağım diyor hocam. He. Security üzerine. Cengiz Bey'in adının üzerine geliyorsunuz. Moraya basıyorsunuz hocam. Hosta ata çıkacak. Cengiz Bey'in ismini. Cengiz Balçık. Bende fotoğraflar var ama isimler... Hocam siz sesleri kapatabilirsiniz. Nereye basacak? Söyle bakayım ben. Muteara mı basacak? On mute yazacak. Herkesi kapatacak. Öyle mi? Hocam yapabiliyor musunuz onu? Şimdi mute'nin üzerine geldim. Save as listening, select the speaker. Mute'nin üzerine mi gelecek hocam? Hocam Cengiz Bey'e yetki şey yapabilir misiniz? O düzenlesin şu şeyi. Çünkü yeni katılanlar var, orada sıkıntı oluyor. Cengiz Bey, Cengiz Balçık'ın üzerine geliyor. Evet. Unmute ediyorum. Şu an sesi. Ne yapacak sizin üstünüze gelince Cengiz Başkan? May cost diyorum. Evet tamam. May cost yaptı. Tamam yaptı. Sen şimdi şu sesleri kontrol et. Çift host'ta yürüyemiyor muyuz Cengiz Başkan? Tamam. Şimdi sunuma devam edebilecek mi hocam? Bu slaytı göstermeye devam edecek mi? Tamam. Hocam siz devam edin. Sorun yok. Tamam. Şu an ekran görünüyor değil mi? Sesim de geliyor. Evet. Her şey tamam. Evet. İkinci veba salgını da yine Çin'den başlayarak yine ticaret yollarıyla bir görüyorsunuz Arap Yarımadası üzerinden ilerliyor. Bir de yine göç yolları üzerinden ve askeri yollar üzerinden Rusya üzerinden ilerliyor. İki ayrı yerden yeşil olarak görüyoruz. Şimdi burada 1320'ler yani 530'daydı ilk salgın. Bu ikinci büyük salgın. Aslında şu en sağda Çin'in doğusunda gördüğümüz yer salgınların birçoğunun başladığı yer. Wuhan aslında Wuhan'da şu Xi'an denen kente çok yakın bir yerde yer alıyor. Bunu hani bugünleri de anlamak için söylüyorum. 1320'lerden başlıyor. 1338-39'da Lake İsikul. Oradan devam ediyor. İran üzerinden, Bağdat üzerinden Mekke'ye geliyor. Bir yolda bakın 1346 diyor yukarıda Saray, Astrakan üzerinden geliyor. Ve 1346'da şu Kaffa denen yeri görüyorsunuz. Sağ üstte Ukrayna sınırları içinde şu anda. Yani Karadeniz'in kuzeyinde Kaffa'da ilginç bir olay yaşanıyor. O zaman Moğolların ya da İlhanlıların başında Cani Bey var. Ve Cani Bey'in seferinde bir savaş yürüyor. Buna alabildiğince bütün Orta Asya'yı gezerek bu şehre geliyorlar. Bu şehirde Cenevizliler var. Ticaretle uğraşıyor Cenevizliler. Ve bu Cenevizlileri burada geçemiyorlar. Surları geçemiyorlar. Uzunca bir süre bekliyorlar ve beklerken askerlerde ölümler başlıyor. Bu ölümlerin tabii neye bağlı olduğu o anda bilinmiyor. Ama biz şu an biliyoruz ki aslında veba askerler arasında yayıldığı için askerler ölmeye başlıyorlar. Ve burada ilginç bir şey yaşanıyor. Tarihte bilinen ilk biyoterörizm eylemi diyebileceğimiz eylem burada oluyor. Ve şu sistem bir mancınık sistemiyle bu daha sonra bir Farsi yazar, Yahudi asıllı bir Farsi yazar tarafından resmedilmiş. Edinburgh Üniversitesi'nde şu anda bulunan bir eser. Şu mancınık sistemiyle ölü askerlerini İlhanlılar surlardan içeriye atıyorlar. Ve böylece salgın o surların arkasındaki salgın Kaffa şehrine girmiş oluyor. Bir süre sonra Kaffa'da da ölümler başlayınca Cenevizliler şehri terk ederek Kaffa'dan ayrılıyorlar. Cenevizliler tabii deniz yoluyla ayrılıyorlar ve ayrılırken de hem beraberinde bakteriyi, vebanın mikrobunu, hem vebayı asıl taşıyan aslında hayvan, taşıyıcı hayvan fareler. Bu fareleri deniz yoluyla Kaffa'dan İstanbul üzerinden, bakın İstanbul'da 1347 yılındaydı o olay. 1348'in başında İstanbul'da da veba başlıyor. Yani o Cenevizlerin gemisi yoluyla bu önce İstanbul'a, İstanbul'dan da şurada İtalya'nın güneybatısında Messina'ya, Roma'ya ve Messina'dan sonra da Avrupa'nın içlerine kadar önce bütün deniz liman ülke şehirlerinden başlayarak içe yarıyor. Bakın 1348'in ilk 6 ayı, 1348'in ikinci 6 ayında vebanın yayılım alanını görüyorsunuz. Müthiş bir yayılım var. Sadece 6 ay içerisinde. Bir kolda tabii söylemiştim Mekke üzerinden, Arap Yarımadası'ndan Anadolu'ya giriyor. Aslında Bizans haritasını hatırlarsanız 1000 yıl önceki, bu olaydan 1000 yıl önceki Bizans haritası, yani bütün hayatın aktığı, ticaretin yürüdüğü alanlar hem ülkelerin almak istediği yerler, sahip olmak istediği yerler, hem de salgınların en kolay yayıldığı yerler. 1349'a geldiğinizde bakın ne kadar geniş bir alan, Kuzey Avrupa'ya kadar yayılmış, Norveç, İngiltere, çok geniş bir alana salgının yayıldığını görüyoruz. Bu salgın da çok ciddi insan ölümüne yol açan bir salgın ve burada tabii sanatın da çok önemli gelişmelerin olduğu yer. Decameron önemli bir eser, çünkü Decameron da bize o yılların vebasının ne olduğunu anlatan bir kitap. Decameron'un hem kitabı var hem de filmi de çekilmiş bundan uzunca yıllar önce. Hem vebayı anlatıyor hem de vebadan sıkılan, aslında şöyle düşünün, yani Covid gibi düşünürsek, salgından sıkılmış, bunalmış ve hapsolmuş, ölümden başka bir şey görmeyen insanlar başka şeyler yapmak istiyorlar ve vebada 7 kadın 3 erkek hep birlikte önce şehrin içinde, sonra şehir dışında böyle müstakil bir yere giderek her gün hikayeler yazıyorlar. Her biri her gün bir hikaye, toplam 100 hikaye yazıyorlar ve bu 100 hikayeden oluşan bir kitap oluyor Decameron. Decameron'un girişinde de veba salgınının etkilerini gösteren yazılar var. Yani bu insanlar sıkıldıkça sanata, bazen farklı ilginç aktivitelere ve faaliyetlere kayıyorlar. Şimdi bu salgının tabii başladığından kısa süre sonra ara ara Avrupa'da salgınlar devam ediyor. 2-3 yılda bütün Avrupa'ya yayıldıktan sonra 1374'te yeni bir salgın daha oluyor ve 1377'de bugünkü Dubrovnik'te limana yanaşmadan önce gemilerin 30 gün boyunca açıkta bekletilmesi kuralı getiriliyor. Buna Trentena ismini veriyorlar. Bunu uygulayınca vebada bir azalma görülüyor Dubrovnik'te. Yani liman kentleri böyle önlemler almaya başlıyorlar. Ama sonra tekrar bu salgınlar ortaya çıkınca diyorlar ki bu 30 gün yetmeyecek. Biz bu süreyi 40 güne çıkaralım diyorlar ve 1403'te de bugünkü anlamıyla karantina kelimesi, yani 40 gün izolasyon ifadesi ilk kez ortaya çıkmış oluyor. Biz bu terminolojiyi de bu ikinci büyük veba salgınıyla öğreniyoruz. Yine çok ilginç veba doktoru tiplemesini belki görmüşsünüzdür. Çok ilginç, tamamen vücudu kapatacak bir kıyafet. Bu gaga şeklindeki yapının amacı da ucunda aromatik gıda solüsyonlar var. Çünkü ölümlerden insanlar sokakta yürüyemez haldeler. Ve bu temiz koku gelsin diye gaganın ucuna bu tip solüsyonlar koyarak temiz koku almak için bu şekilde bir gaga sistemi, bütün vücudu kapatan bir sistem oluşturuluyor. Yine o döneme ait ilginç bir şey, insanlar virüs, tabii o zaman mikroorganizmaların insanlara havadan bulaştığı düşünülüyor ve deriden içeri girdiği düşünülüyor. İnsanlar bir dönem hiç banyo yapmak istemiyorlar. Çünkü banyo yaptıkça gözeneklerin açılacağını, mikropların daha kolay ciltten içeri gireceğini düşünüyorlar ve banyo alışkanlıkları değişiyor. Bir dönem hiç banyo yapmıyorlar insanlar. O dönem yine Yahudilerin, çok özür dilerim, o dönem yine elbiselerin bu mikropları taşıdığından şüphe ediliyor ve ölümlerden sonra insanların elbiseleri yakılıyor, yok ediliyor. Yine bu da ilginç geleneklerden bir tanesi haline geliyor. Veba salgınının o dönemki notlarda şöyle yazıyor, Yahudilerde daha az görülüyor. Bu yüzden aslında vebayı Yahudilerin insanlığa bulaştırdığı ve insanları öldürdüğü bir zehir olduğundan bu yüzden Yahudiler suçlanıyor. Hatta Hristiyanların o zamanki papası 6. Clement bunun doğru olmadığını söylese de o dönem bir Yahudi katliamı olduğundan da bahsedilir 1340'lı yıllarda. Çok yine ilginç, çok ilginç bir anekdot. Bunu da geçen bir başka yerde sunarken, araştırırken fark ettim. Rodos Adası'nda çok ilginç bir hikaye var. 1498 yılında yazılmış bir şiir. Bir şairin daha doğrusu şiirinden öğreniyoruz. Burası Rodos Adası'nın o zamanki görüntüsü. Rodos o zaman şövalyelerin elinde. Hatta 1490 yılı bu görüntüsü. Ve şövalyeler şehri yönetiyor. Ve Rodos Adası'nda o zamanki askeri lider Pierre Abusson ilginç bir şey yapıyor. Bir veba salgını başlıyor 1498 yılında ve veba salgınıyla şehir zayıf görünmesin, dışarıdan burada hastalık var denmesin korkusu var. Çünkü Rodos sürekli Osmanlı'nın hedeflediği yerlerden biri ve henüz Osmanlı'nın eline geçmemiş. 1520'de Osmanlı tarafından fethediliyor ve 1490 yılında bu askeri lider diyor ki ben burada zayıflık göstergesi olmasın diye veba salgınını gizlemek için giriş çıkışları kapatıyor ve tam bir ciddi bir izolasyon uyguluyor. Ve diyor ki hiç kimse evinden çıkmayacak, ölüm olsa bile ölüler evden çıkarılmayacak, sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Tabii bu uzunca yıllar süren bir salgın, 20 ay boyunca hiç kimse evden çıkmadığı için, herkesin ölüleri evde kaldığı için bütün sokaklar, her taraf toz pislik, içinde otlarla dolmuş, terk edilmiş bir adaya dönüyor Rodos. İşte bu Emmanuel Georgias Limelitis, bu Rodos'un bu şiiriyle o Rodos'u o günkü yıllarını anlatıyor. 1498 yılında Tanrı'nın gönderdiği diyor, Allah'ın gönderdiği ölüm ve acılar başladı diyor. 20 ay sürdü diyor. Abusson çok büyük bir zulüm yaptı diyor. Bize koyduğu kurallarla insanlar öksüz kaldılar. İnsanlar yiyecek bir şey bulamadılar. Evlenmemiş kızlar, her tarafta insanlar, evlenmemiş kadınlar, ev hanımları, eşlerinden uzakta kalmış insanlar, öksüz çocuklar. Yani acıyı bu şiirde anlatıyor ve bu 20 ay sonunda bu salgın sona eriyor Rodos Adası'nda, ama Rodos Adası 20 yıl sonra Osmanlı'nın hakimiyetine giriyor. Bu onları kurtarmıyor. Ama acıyı anlatan ilginç bir şiir olarak bunu da paylaşmak istedim. Yine Ölümün Zaferi adlı eser var. Hollandalı yazarın kaleme aldığı, 80 yıl savaşlarının da yoğun olduğu yıllar Avrupa'da. Ama her tarafta ölüm var. Vebayla birlikte ölümü resmeden eserlerden biri. Yine ilginç olan 1665-66 Londra yangını. Yine bu yangından hemen önce çok yoğun vebanın görüldüğü bir şehirken bir fırından ortaya çıkan yangın uzunca bir süre şehri etkiliyor. Şehrin büyük bir kısmını ortadan kaldırıyor ama veba salgını da ortadan kalkıyor bu yangın sonrasında. Yine Napolyon'un vebalı olan kişiye elle dokunuşunu, temasını gösteren bir eser görüyoruz. Bu da çok ilginç. Çekya yakınlarında bir yerde, Çekya sınırları içinde bir yerde vebadan ölen insanların iskeletinden yapılmış bir kilise resmedilmiş burada. Yani bu gerçek bir eser. Kilise tamamen bunlardan oluşmuş. Bu benim çektiğim Viyana'daki vebaya anıtından bir görüntü. Yani kara ölüm dediğimiz ikinci büyük veba salgını çok büyük etkiler yapıyor gerçekten. Kilise bu bir kıyamettir diyor. Kıyamet günü geldi diyor. Tıp açısından ilginç olan veba doktorluğu diye bir kavram ortaya çıkıyor. Bugün Covid doktorları çıktı. O zaman da veba doktorları kavramı çıkıyor. Bir kere insanlar daha çok branşlaşmaya gidiyorlar. Anatomi çok gelişiyor ölümler arttığı için. Ve eğitimde çok ciddi etkiler oluyor. Çünkü o zaman şehrin, ülkenin, Avrupa'nın, kıtanın ana yerleri Paris, Bologna gibi yerlerken insanlar uzak yerlere gidemedikleri için daha çok yerel üniversiteler kurarak eğitimli insan topluluğu artıyor. Bu da ilginç etkilerden biri. Ticarette önemli etki, işçi sınıfı çok ciddi bir kayıp yaşadığı için, öldükleri için aslında feodalitede bir gerileme oluşuyor ve orta sınıf oluşmaya başlıyor. Aslında totalde bu tip etkiler, tabii ki Rönesans'ı etkileyen birçok şey var ama bunlar totalde Rönesans'ın doğuşunu hızlandıran etkiler olarak bazı yazarlar tarafından kabul ediliyor. Kara ölümün sosyolojik etkileri son derece geniş. Üçüncü salgın yine Çin'den başlayan bir salgın. Haritaya bakarsak aslında ikinci veba salgının etkeni bütün Avrupa'yı kasıp kavurduktan sonra aynı yolla geri dönüyor ve bakteride bir takım değişiklikler yaptıktan sonra bu sefer üçüncü veba salgını, yani aynı bakterinin üçüncü tipi bu sefer global bir pandemi yapıyor. Ama en büyük gelişmeler de bu dönem ortaya çıkıyor. Üçüncü veba salgınında 1546'da hastalıklar acaba nasıl bulaşıyorla ilgili bir yazı var. 1894 çok önemli bir yıl çünkü Alexander Yersin burada Hong Kong'da vebanın mikrobunu ararken ölü bir denizciden bakteriyi izole ediyor. Yani mikroskopla denizcinin ölü dokusundan aldığı dokuyu incelerken ben bakteriyi gördüm diyor ve bunu hemen bir mektupla Pasteur'e iletiyor. Pasteur evet diyor, bakteriyi bulduk diyor ve bunu hemen Fransa'daki Bilim Akademisi'ne iletiyor ve bu bakterinin adını da Pasteur'e ithafen Pasteurella pestis ismini veriyorlar. Bundan sadece 4 yıl sonra mikroorganizmanın nasıl bulaştığı ile ilgili bir deney yapılıyor ve farelerin üstündeki pirelerden insanlara virüsün bakterinin geçtiği ortaya çıkıyor. Yani fareler taşıdıkları pirelerle bakteriyi insana taşıyorlar. Şimdi bu Paul Louis Simon ismi kafes deneyini yapan, mikrobun nasıl bulaştığını gösteren kişi 1911-13 yılları arasında da bakteriyoloji hane-i şahane, bugün Şişli Etfal'in aslında o zamanki Şişli Etfal'in bulunduğu yerde bulunan bir tarihi mikrobiyoloji laboratuvarının da müdürlüğünü yapmış biri Paul Louis Simon. O yüzden bizim açımızdan da önemli bir isim. Ki o laboratuvar çok önemli çalışmaların da o dönemde yürütüldüğü bir laboratuvar. Bu görüntüsü sağ altta gördüğümüz yer. Pasteur öldükten sonra bilim adamları tekrar bir araya gelip ya diyorlar bunu Pasteur bulmadı. Pasteur'ün gönderdiği aslında bilim adamı Alexander Yersin buldu deyip bakterinin ismi de Yersin ya pestis olarak değiştiriliyor. Yani bugünkü ismini almış oluyor. Bu da onun ilan edildiği yer. Veba salgınının etkileri o kadar geniş ki bu da 1947 Türkiye'deki yayınlardan bir tanesi. Veba nasıl bulaşır, ne yapılması gerekirle ilgili bir görüntü. Yine Liverpool'da farelerin yakalanmaya çalışıldığı, pirelerin yakalanmaya çalışıldığı bir görüntü. Tabii veba salgını orada artık büyük oranda kaybedildi ama son 20 yıl vebanın görüldüğü ülkelere bakarsak aslında yine Uzak Doğu'da, Çin'de, Güney Afrika'da, Amerika'da veba olguları var. En son büyük salgın Madagaskar'da oldu. Madagaskar bundan 5-6 yıl, 7-8 yıl önce ciddi bir veba salgını yaşadı. Hala altyapı sisteminin zayıf olduğu bir ada olduğu için vebadan 2417 olgudan 209'u kaybedildi. Her 10 kişiden birinin kaybedildiği bir salgın. Veba salgınları aslında 3 büyük salgın olmakla birlikte hala dönem dönem veba bazı ülkelerde az da olsa görülebiliyor. Şimdi hayatımızı etkileyen en önemli salgınlardan bir tanesi de influenza salgınları. Birçok influenza salgını gördük. Bunlardan bir tanesini zaten 2009 yılında hep birlikte yaşadık. Ama 1890'da var, 1918 İspanyol gribi çok tarihi, çok büyük, sarsıcı bir grip salgınıdır. Yine 1957 Asya gribi var, 68 Hong Kong gribi var ve 2009'u sayarsak aslında büyük diğer salgın H1-N1 salgını dersek aslında büyük influenza salgınları da bu şekilde. Özellikle İspanyol gribi dediğimiz 1918'de Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarındaki salgınla yaklaşık 100 milyon insanın öldüğü tahmin ediliyor. Sonraki salgınlarda bu etki daha düşük görüyorsunuz. Asya salgını 2 milyon, Hong Kong salgını 1 milyon. Daha sonra 2009'dan bahsedeceğim. Çok daha az sayıda 75 bin insanın Amerika'da, dünyada 150-200 bin insanın kaybedildiği salgın var. Burada irili ufaklı başka salgınlar da var. H5-N1 hani bir dönem Türkiye'de de gördük. H5-N1 salgını var. H7-N9 çok ilginç. Çin'de şu an hala var. Kuşlardan geçen ve %45 öldürücülüğü olan bir salgın ama insandan insana geçmediği için kitlesel etki yapmamış bir salgın. Aslında influenza başlı başına çok ilginç ve çok farklı bir salgın alanı diyebiliriz. Bu 1880'deki Rusya'da başlanan salgının Fransa'daki yansımaları. Bakın bu görseller o dönemki gazetelerden alınmış. Şu sağ altta öksüz çocuklarınla elbiselerin dağıtıldığını görüyoruz sağ altta. Sol altta insanlar eğlensin diye sokakta müzik çalınıyor. Çünkü yine o dönemde her yer karamsar insanlık halleriyle dolu. 1890 yılı eve doktor çağrılmış, sanırım grip oldu diyor hastanın yakını. Doktor ona yardım etmeye çalışıyor. İspanyol gribi ismini almasına rağmen aslında salgın o zaman birçok ülkede var. Ama savaş olduğu için moraller de bozulmasın diye hem hastalıklar hem ölümler bildirilmemiş. Ve İspanya'da ise yazı yazmak serbest olduğu için o dönem sanki sadece İspanya'da grip salgını varmış gibi. O yüzden İspanyol gribi ismini almış. Nüfus o zaman 1,6 milyar. Birinci Dünya Savaşı'nda ölenlerin sayısı 8,5 milyon. İspanyol gribinden kimi kaynaklarda 40 milyon, kimi kaynaklar 50 milyon, 100 milyon insanın öldüğünü söylüyor. Bu yine bana çok ilginç gelen bir görüntü. Bakın bu 1918 salgınının Amerika'daki yayılımı. 14 Eylül'den önceki görüntü şu an hiçbir yerde yok. Bir hafta sonra, 2 hafta sonra, 3 hafta sonra, bakın bir ayda bütün Amerika'yı kasıp kavuran bir influenza, İspanyol gribinin dağılımını görüyorsunuz. Yine ticaret yolları, limanlar üzerinden başlayarak ilerliyor. Burada birinci ayda 28 bin ölüm, İspanyol gribinden yine devam ediyorum. 3 ayda 10 milyon ölüm olduğundan bahsediyor. Gerçekten muazzam yüksek rakamlar. 6. ayda 32 milyon insanın hayatını kaybettiği bir salgın. Bu klasik bildiğimiz H1-N1 salgını ama muhtemelen daha öldürücü, daha bulaştırıcı bir virüs tipi olduğu için bu kadar yaygın. O dönemde yine salgını önlemek için öneriler var. Yine aynı bugünleri düşünürsek işte ağzınızı kapalı tutun, etrafa öksürmeyin, hapşırmayın, az havalanan yerlere gitmeyin, temiz hava alın, bol sıvı alın, mendil kullanın gibi aslında klasik bildiğimiz öneriler o dönemde de var. Tiyatroya girmeden önce yazılan şeyler, tiyatroya girmeden önce bunları yapacaksınız, hasta değilseniz gelmeyin. Chicago'yu işte dünyanın en sağlıklı şehri yapalım, bunun için hep birlikte çalışalım gibi görüntüler. Yine burada aynı benzer öneriler var. Bu yine ilginç bir görüntü. Burada aslında şu resmedilmeye çalışılmış. Deniyor ki grip yaşlı zayıf, yaşlı genç, zayıf, şişman, zengin fakir herkesi etkiler. O yüzden burada takım elbiseliler de, takım elbisesizler de her türden insan bu evi ilaçların bulunduğu yer olarak resmetmiş. Herkesi etkilemiştir ve herkesi etkilediği için herkes ilacın ve iyileşmenin peşinde koşturmaktadır. Bunu gösteren bir yine görüntü var. Bu da yine çok ilginç. O zaman bu influenza'nın bedeli, bize maliyeti nedir diye yapılmış bir çalışma. Deniyor ki ortalama her bir işçi 2 gün kaybederse hastalıktan dolayı diyor. İşte 10 milyon kişi bundan etkilenir. Bu 20 milyon gün kaybı demektir. Bu da 50 bin insanlık, bir yılda 50 bin erkeğin çalışamaması demektir. Bu da 3500 tane tankın, 1000 tane bombanın yapılmaması, 1 milyon tüfeğin yapılmaması demektir. Yani influenza bizim savaş gücümüzü azaltmıştır demek isteyen Amerika kaynaklı bir görsel. Bu yine İspanyol gribine ait. Bu yine o dönemi resmeden görüntülerden biri. İş arayan bir doktor influenza salgını olunca işler ve diğer doktor da hasta olup gidince kendisi bir anda popüler olup zengin oluyor. Gelen birçok sayıda hasta sayesinde. 1933'te virüsün keşfi var. 1934 yılında ilk aşı denemesini kendi asistanı üzerinde yapıyor Alman bilim adamı. 1918 Amerika'da bir askeri kampın görüntüleri. Hastalar topluca burada yerleştirilmiş görüyoruz. Yine öksüzleri resmeden 1919 Alaska gençleri öldüren bir salgındı. Gençler de çok fazla etkilendi o dönemde. Yine o dönemin özelliği balkonlu hastaneler, güneş hastalıkları iyileştirir tezi var. Tüberkülozda da bu çünkü çok önemli. Yok, evet, ona basacağız. Balkonlarda hastaları görüyoruz. Peki Osmanlı'da bir şey var mı o dönemde? 1918 yılına ait birkaç eser var. İstanbul'da da 1918 Kasım'ında tik var. Son derece artmış. Yine Haziran, Temmuz aylarında İktam gazetesi o dönemki gazetelerden salgının çok arttığından bahsediyor. 5 Ağustos'ta da biz biraz geç kaldık, hastalık her tarafı etkiledi, yeterince önem vermedik şeklinde bir durum. Atatürk'ün de İspanyol gribine yakalandığı, hasta Samsun'a çıkmak için hazırlanırken hastalandığından bahseder İspanyol gribinin o dönemde. Bu dönem İstanbul'daki toplam olgu sayısından bahsetmiş ama bu biraz gerçekçi değil. Çok daha az görünüyor. Aslında çok daha fazla insanın etkilendiğini biliyoruz. Yine edebiyat alanında da çok fazla etkilenme var. Dünyanın 1/3'ünü etkileyen bir salgın. Bir sürü insanın öldüğünden, bir sürü öksüz insanın kaldığından bahsediyor. Yine en altta gördüğümüz bir sürü insan kurtuluyor ama onların kurtulduktan sonraki melankoli ve depresyon halleri de çok önemlidir şeklinde notlar var. Yine Ernest Hemingway'i de etkilemiş bu İspanyol gribi. Ernest Hemingway aşık olduğu, sevdiği hemşire salgın çıkınca Floransa'daki ve Treviso'daki hastanelere giderek Ernest Hemingway'den ayrılıyor ve Ernest Hemingway kendisini, daha doğrusu gribi en büyük rakibi olarak ifade ediyor. Bu notta da gördüğümüz gibi tüm dünyayı etkileyen bir salgın. Virüs izole edildikten sonra aşısı da bulununca influenza'da ilerlemeler kaydedilmiş. Sonrasında demiştim zaten Asya gribi, Hong Kong gribi ve 2009 pandemisi geliyor. 2009 pandemisinde de bu Amerika verisi 75.000 insan, dünyada da 200.000 insanın öldüğü varsayılıyor. Ama hatırlarsınız o dönem çok büyük bir yine ciddi bir şey olmuştu. Çok büyük bir salgın başlıyor şeklinde ama salgın nispeten daha az sayıda insanı etkiledi. Ölümcüllüğü yaklaşık olarak 3/1000 civarında seyretti diyebiliriz. Evet, şimdi İspanya, tabii bu griplerden sonra biraz daha günümüze doğru geldik. Aslında veba, influenza, salgınlar ve sonrasında yeni virüsler. Bunlar hepsi yeni virüsler. 1973 yılından sonra virüslere bakarsak, bakın dünyayı en çok etkileyen büyük salgınlardan biri Ebola'dır. Ebola daha önce de yaptı. Yakın zamanda Batı Afrika'da da büyük bir salgın yaptı. Hantavirüs Türkiye'de de 2007, 2006, 2008 yıllarında salgın yaptı. HIV'i biliyoruz. Burada sağ tarafta gördüğümüz virüslerin bazıları yine hayvanlardan insanlara geçti. Nipah virüsü, H5-N1 virüsü. Bunlar yeni keşfedilen virüsler 73 yılından sonra. Ama 2000 yılından sonra çok daha ciddi bir artış görüyoruz. 2001 yılında metapneumovirüs diye bir virüs var ki bu metapneumovirüs bizim de yakından ilgilendiğimiz bir virüs. Yine grip gibi hastalık yapan bir virüs. Hollandalılar keşfetti. Ve Hollandalılar 1950'li yıllarda benzer bir salgın yaşamışlar kendi ülkelerinde. Ve o dönemde kendi hastalarından serumları saklamışlar tam 50 yıl boyunca. Bu metapneumovirüsü saptayınca o 50 yıl önceki serumlardan virüsü çalışmışlar ve metapneumovirüsün o dönem var olduğunu, 1950'lerde de hala var olduğunu ve salgın yaptığını keşfetmişler. Yine ilginç keşiflerden biridir. SARS'ı biliyoruz. 2003 yılında yaptı. Yine hayvanlardan insanlara geçen bir virüs. H1N1, MERS-CoV, H7-N9 dediğimiz %40-50 öldürücülüğe sahip Çin'de yer alan virüs. H5N6 da yine grip virüslerinden bir tanesi. Bu da daha çok hayvanlarda var. İnsanlara henüz geçmedi ama Almanya'da hayvanlarda saptandı. Bu harita önemli bir harita. Bu harita bize birçok şey veriyor. Aslında 2012 yılında Lancet dediğim tıp alanının önemli dergilerinden bir tanesinde ortaya çıktı. Bu dünyanın salgın riskini gösteren bir harita. Kırmızılar salgının başlama ihtimalinin yüksek olduğu yerler. Bakın burada Hindistan'ı görüyoruz. Hint Yarımadası. Yine Güneydoğu Asya, yani Çin'in de bulunduğu, aşağısında, güneyinde diğer ülkelerin yer aldığı bölge. Yine Afrika'nın, bakın Batı Afrika 2012 yılı, hatırlarsanız Ebola salgını henüz daha başlamamış ama Batı Afrika, Doğu Afrika yine kırmızıyla görüyoruz. Yine Brezilya'da Zika virüs salgını oldu. Yine haritada Brezilya'yı kırmızı görüyoruz. Yani dünyanın salgınlarının en çok başladığı yerler kırmızıyla görünüyor ve genelde hep salgınlar bu bölgelerden başlıyor. Şimdi biraz MERS-CoV'dan da bahsedeyim. O da çünkü aynen koronavirüs ailesinden bir virüs. Aslında koronavirüslerin birçok çeşidi var. Biz toplumda hafif formlarını görüyoruz. 4 tipi var hafif geçiren. Bu hafif formları dışında bir de ağır geçiren MERS-CoV var. SARS-CoV var. Bir de SARS-CoV-2 yeni virüsümüz var. MERS-CoV Suudi Arabistan'da lokalize, etrafında bazı ülkelerde de görüldü. İnsandan insana çok kolay geçmiyor. Temelde aslında deveden insana, insandan da nadiren yine az sıklıkta da olsa insana geçiyor. Yani bugünkü virüsler kadar yaygın değil. Bu MERS-CoV-2'nin, yani Arabistan'da başlayan ve Arabistan'da hep devam eden, diğer ülkelere az yayılan bir virüs. Bakın dönem dönem hep pikler yapmış. 2014 yılının işte Nisan-Mayıs aylarında. Sonra bu hep böyle gitmiş ama sonra bir kırmızılık görüyoruz. Güney Kore'de bir salgın oldu. MERS-CoV salgını oldu. O da çok ilginçtir. Arabistan'dan Güney Kore'ye dönen bir Koreli hastalık belirtileri havalimanından itibaren başlar. Tabii aklına gelmez kimsenin MERS-CoV olacağı Güney Kore'de olmadığı için. Ve bu kişi hastane dolaşır. Sonra durumu ağırlaşır ama ağırlaşıp da iyice kötüleşince yapılan ileri testlerde MERS-CoV taşıdığı ortaya çıkar ama o güne kadar bir sürü kişiye virüsü bulaştırdığı için bu tek bir olgu 106 kişinin hasta olmasına neden olmuştur. Bu kırmızı çizgi, yani Güney Kore'nin hikayesi aslında o tek bir hasta üzerinden başlayan bir hikaye. Sonra sınırlandı ve yine şu anda Arabistan'da, Arap Yarımadası'nda MERS-CoV salgını devam ediyor. Çok yoğun olmamakla birlikte develerden deve sütü, deve idrarından insana, sonra da insandan insana az sıklıkla da olsa geçen bir virüs. Bunun öldürücülüğü tabii daha yüksek, %30'lar civarında bir öldürücülüğü var. Ama şansımız o ki insandan insana az geçiyor. Türkiye'nin tek bir olgusu var. Arabistan'da çalışan bir Hataylı hastalanınca Hatay'a geliyor. Hatay'daki üniversite hastanesinde 4-5 gün içinde kaybediliyor ve onun da tanısı sonradan MERS-CoV-2 olarak çıktı. MERS-CoV olarak çıktı. İlginç olan aslında Arabistan'da olması nedeniyle, yani hac görevini yerine getiren insanlarda sanki çok olması beklenir bir hastalıkta ama biz sonrasında Türkiye'de başka hiçbir olgu görmedik. İnsandan insana da kolay geçmediğini gösteren bir durum aslında bu. Yoksa çok daha kolay, çok daha kitlesel etkiler yapardı. Ve şimdi tek şeyimize dönecek olursak, asıl konumuz aslında koronavirüs, yeni koronavirüs enfeksiyonu. Bu üç boyutlu görüntüsü Şanghay Teknoloji Üniversitesi'nde resmedilmiş üç boyutlu görüntüsü. İlk olarak biz bu yazıyla tanıdık bu virüsü. Tıp camiasının çok önemli dergilerinden bir tanesinde bir virüsün keşfedildiği yazıldı. Öncesinde 45-50 tane zatürre hastası var, nedeni belli değil diye haberler okuyorduk. O dönem sonrasında bunun bir yeni koronavirüs enfeksiyonu olduğu ortaya çıktı. Yine haritamızı inceleyecek olursak burada SARS'ı görüyoruz. Sonrasında MERS-CoV'u görüyoruz. Diğer virüsler de var. Ve en son 2019 yılında yeni koronavirüs, COVID-19 virüsünü görüyoruz. Şimdi bu Çin'de ortaya çıktı. Nasıl ortaya çıktığını hep birlikte hepimiz biliyoruz. Bir canlı pazar, hayvan pazarından geldiği söylendi. Sonra dendi ki aslında o canlı hayvan pazarından daha önce de vardı. Farklı iddialar olmakla birlikte aslında geçişin bir yarasa virüsü olduğu için, yarasadaki virüslerle benzerliği olduğu için yine de bir canlı hayvan pazarından geçmiş olabileceği düşünülüyor. Şimdi bu harita Çin'in hem bu canlı hayvan pazarını gösteren marketlerin sayısını görüyorsunuz solda. Sağda da olguları görüyorsunuz ama bu olgular COVID olguları değil. Bu H7-N9 dediğim %45-50 öldüren grip, farklı bir grip türünün olgularını görüyorsunuz. Aslında canlı hayvan pazarlarının fazla olduğu yerlerde virüs daha fazla görünüyor. Bu da aslında bize kaynaklar aslında ortak. Yani zoonotik dediğimiz hastalıklar, hayvandan insana geçen hastalıklar gerçekten bu tip pazarların ya da insanın doğaya çok fazla giriş yaptığı Ebola gibi, Afrika gibi ülkelerde salgınların çok görüldüğü yerler. Çin'de de canlı hayvan pazarının yoğun olduğu yerleri görüyorsunuz. Aslında bunlar bugünkü salgının da başladığı yerler. Burada kronolojisini görürsek aslında Aralık sonunda olgular başlıyor. Sonrasında 7 Ocak'ta ilk kez virüs tanımlandı. Sonra giderek çevredeki ülkelere yayıldı. Sağlık çalışanlarını etkiledi ve Çin'de bir ay içerisinde çok sayıda hasta ortaya çıktı. Bu virüsün elektron mikroskobu görüntüsü. Oklarla görüyoruz. Bir hücrenin içinde çok sayıda virüs olduğunu görüyoruz oklarda. Olgu sayısı hızla artıyor. Bu bütün dünyanın olgularının gidişi 14 Mart'tan itibaren tam bir dik çizgiyle hala yükselmeye devam ediyor. Sanki hafif bir eğim yapmış gibi görünüyor ölüm sayısında ama olgu sayısı 5,5 milyona yaklaştı. Ölüm sayısı da 350 bin civarında şu anda. Ama hala eğri keskin bir şekilde yukarı doğru devam ediyor. Burada en son dünün verileri var. Ben dünün verilerini paylaştım. Bütün ülkelerin sıralamasını eminim sizler de takip ediyorsunuzdur. Ama özetleyecek olursak Amerika çok gerilerden gelip hızla olguların arttığı bir ülke oldu. Bunun önemli nedenlerinden bir tanesi Amerika ilk bir ay test kitinde sorun olduğunu açıkladı. Virüs varken bile yok gösteren bir test kullandığını, bu yüzden de olguları kontrol edemediğini açıkladı CDC, Amerika'nın Enfeksiyon Hastalıkları Kurumu. 1 milyon 600 bin olgu var. Brezilya çok hızlı bir yükseliş gösteriyor. Bakın günde 12 bin olgu, 600 civarında ölüm var. Rusya yine çok hızlı yükseliyor. İlk zamanlar Rusya'dan çok fazla olgu duymuyorduk ama hızlandı. İspanya ve İtalya çok kötü başladılar. Biraz sanki durmaya başladı. İngiltere çok ilginç bir şekilde çok kötü gidiyor İngiltere'de. Çünkü o da sürü bağışıklığı politikasıyla başladı ve sonrasında ondan vazgeçti ama kontrol edemiyor. Yine Fransa'da kötü başladı ama Fransa'da olgu sayısında bir azalma var. Almanya çok sayıda test yaptığı bilinen ülkelerden bir tanesi. Çok test yaptılar. Yeni olgu sayısı o yüzden fazla görünüyor ama ölüm çok az. Almanya'da sadece 5 ölüm var mesela bir günde. Türkiye yine Almanya'ya yaklaştı. 156 bin olgusu var. Yeni olgu sayısı Türkiye'nin hala fazla. 1100. Toplam ölüm sayısı ama 4300. Yine birçok ülkeye göre oldukça iyi durumda. Ama burada tabii şu önemli. Tanı olarak neyi kullandığı önemli. Bu çok spekülasyonu yapılan bir olgu. Örneğin bazı ülkeler, Amerika öyle, Almanya öyle, Avrupa ülkelerinin birçoğu moleküler testle, yani PCR testiyle virüs var yok üzerinden olguları sayıyor. Ama aynı zamanda virüs testi negatif çıksa da tomografisi ve kliniği uyuyorsa onları da COVID kabul ediyor. O yüzden bazı ülkelerin olgu sayısı çok olabilir, ölümleri çok olabilir ama Türkiye burada mesela testi negatif gelmiş ama her şeye uyan olguları gerçek olgu kabul ediyor mu onu henüz çok net olarak bilmiyoruz. Sadece moleküler olarak kanıtlanmış olguları Türkiye alıyor olabilir. Yani bu rakamlar biraz daha fazla olabilir Türkiye'de ve bazı başka ülkelerde de var bu durum. Bazı ülkeler sadece çünkü PCR'la tanı konmuş hastayı kabul ediyor. Dünya Sağlık Örgütü şüpheli bütün hepsini dahil edin diyor. Ama trend önemli. Trende bakacak olursak Türkiye ve bu ülkelerin birçoğu aşağı inişe geçti. Rusya ve Brezilya yükselmeye devam ediyor. İngiltere de yine dalgalı seyrediyor. Burada aslında en ilginç olan tabii Japonya, Singapur, Güney Kore gibi aslında başarılı ülkeleri çok altlarda olduğu için göremiyoruz. Listenin altında kaldılar. Virüsün nasıl geçtiğiyle ilgili spekülasyonlar devam ediyor. Ama yarasalarla bir ilişkisi olduğunu söyleyebiliyoruz. Yarasalardan direkt veya yarasalar aracılığıyla canlı hayvanlara, oradan insanlara geçmiş olabilir. İnsandan insana da, burası çok önemli, havadan geçmiyor. Havadan geçmediğini söylememiz bütün hayatımızı etkiliyor çünkü. Havadan geçmiyor. Bu sekresyonlarla geçiyor. Yani respiratory droplets dediğimiz solunum damlacıkları, konuşurken saçtığımız sekresyonlarla bulaşıyor. Bunun da bulaşma mesafesi 6 fit, yani yaklaşık 2 metre mesafedir. Bir insan öksürdüğü zaman en fazla 2 metre uzağa virüsü taşıyabilir demek. Ama solunumla geçtiği özel durumlar var. Örneğin yoğun bakımda bir hastanın solunum cihazına bağlarsanız bu sadece sekresyon değil, solunumla da havaya virüs bulaşıp havada asılı kalabilir. Çünkü bizim korkumuz virüs havada asılı kalırsa, bir odada konuşurken o virüs havada asılı kalırsa herkese bulaşır. Odaya giren çıkanlara bulaşır. Yolda yürüdüğünüzde, kaldırımda yürüdüğünüzde 3-5 dakika önce öksüren birinin virüsü siz geçerken size bulaşabilir mi? Sorusunun da yanıtı bu. Aslında bu şekilde bulaşmıyor. Yani doğrudan bir kişinin sekresyonuyla temas etmeniz lazım. Nereniz? Burun, göz ve ağız. Bizim 3 tane giriş organımız var virüs açısından. Göz, burun ve ağızdan doğrudan sekresyonlar bize bulaşabilir. Bunun dışında tabii ki tek yol bu değil. Bir de ellerimizle bu virüsü elbette bulaştırabiliyoruz. Ellerimiz o kontamine olan yüzeylere değerse ve sonra ağzımıza, burnumuza gelirse o zaman da virüsün bulaşabileceğini biliyoruz. Bunları en azından öğrendik. Burada karşılaştırmalar var. Ölümcüllüğünü gösteriyoruz. Case fatality rate, yani her 100 kişinin koronavirüs 3'ünü öldürüyor. SARS 10'unu öldürüyor. MERS %30-40'ını öldürüyor. Şu H7-N9 dediğim Çin'de görülen insandan insana çok az geçen virüs %40'ını öldürüyor. 1918 İspanyol gribi her 100 kişinin 3'ünü öldürüyor. Bu ölümcüllük oranlarına baktığımız zaman aslında koronavirüs birçoğuna göre daha az öldürmekle birlikte şu sağda gördüğünüz R0 dediğimiz değer, ki birçok kişi tarafından bilinen, duyulmuş olan bir değerdir. Bu R0 değeri bize virüsün bir kişinin kaç kişiye bulaştırdığını söylüyor. Bu dönem dönem değişiyor ama bir kişi 5 kişiye bulaştırabilmiş örneğin salgının belli bir döneminde. O yüzden çok kitlesel salgınlar yapabiliyor. Örneğin MERS bir kişiden daha az kişiye bulaştırıyor bir kişi. Yani bu da salgını insandan insana geçişini sınırlayan bir durum. Yine H1N1'i görüyorsunuz. Klasik influenza virüsü her bir kişi 1.2 kişiye bulaştırıyor. Aslında yine de çok zor bir bulaş yolu. Ama koronavirüs, yeni koronavirüs COVID-19 biraz daha çabuk ve geniş bir alana yayılıyor. O yüzden bu kadar kitlesel bir etki yaptı. Burada yine karşılaştırmalar var. Etkilediği gruplar var. Benzer bir slide. Yine bütün dünyanın yakından bildiği, belki de gördüğü ve izlediği bir grafikte bu. Bir salgının eğrisi, yani solda gördüğümüz, Y ekseninde gördüğümüz toplam olgu sayısı. Sağda gördüğümüz zaman içinde olgu sayısı çok fazla arttığı zaman, sağlık sisteminin kapasitesini aştığı zaman en büyük sorunu orada yaşıyoruz. İşte İspanya'da, İtalya'da, İngiltere'de, Amerika'da yaşanan bu oldu. İnsanlar acil servis kapılarında içeri bile giremediler. 90 yaşında hastaya solunum cihazı verilmedi. Genç insanlara ayrıldı. Acil serviste triyaj yapıldı. Yaşlı insanlar tamamen bırakıldı. Kanseri olan COVID hastaları bırakıldı. Ve kaynaklar genç insanlara aktarıldı. Sağlık sisteminin kapasitesini aşan durumları ortadan kaldırmak için de bu tip önlemler alınıyor. Yani ne yapıldı? Okullar kapatıldı. Ligler iptal edildi. Bütün kafeler, restoranlar kapatıldı ki salgın tabii ki bitmiyor ama şu eğri maviyle gördüğünüz hale gelsin. Yani olgular zamana yayılsın ve biz sağlık sistemi olarak bunun üstesinden gelebilelim. Burada bütün hikaye bu. Yani aslında bu kırmızı mı olacaksınız, mavi mi olacaksınız? Herkes mavi olmak istedi. İngiltere ben bu kırmızıyı yaparım dedi. Ben doğal bağışıklamaya bırakırım. Ölen ölür, kalan kalır dedi ama ondan hızlıca vazgeçmesine rağmen kontrol dışına çıktı. Örneğin İsveç de bu kırmızı alandaki politikayı uyguluyor. Kesinlikle bir sınırlama yapmadı. Sadece dedi ki sosyal mesafeye uyun, maske kullanın ama kafeye gidin, bara gidin, ne istiyorsanız yapın dedi. O yüzden İsveç, İskandinav ülkeleri içinde olgu sayısının çok görüldüğü, ölümlerin çok görüldüğü bir ülke ama sağlık sisteminin kapasitesini yine de İsveç aşmadı. Şu ana kadar öyle bir durum gerçekleşmedi. Yani sürü bağışıklığı uygulayan ülkeler grubu kırmızı. Yine Amerika'da testleri başlangıçta negatif saptadığı için filyasyon yapamadı. Belki bizim Türkiye'nin en önemli etkilerinden biri oydu. Kontrol edemedi. Bir kez kontrolden çıktıktan sonra gerçekten ucunu yakalamak mümkün olmadı. O yüzden Türkiye maviyle gördüğümüz yerle ilerledi. Türkiye'nin durumunu yine tartışacağız. Türkiye'de yapılan şeyleri görüyoruz. Çok karışık bir slide belki ama Türkiye'nin önemli farklarından biri, hani biz de bunu düşünüyoruz. Türkiye hiçbir zaman İspanya, İtalya olmadı, İngiltere, Amerika olmadı. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi, salgın Türkiye'ye biraz daha geç geldi. İtalya'dan 3 hafta sonra geldi. Ve Türkiye'ye geldikten sonra okulların kapatılması özellikle çok kritik. Çünkü çocuklar hafif geçiriyor. Ve hafif geçirirken bulaştırıcı oluyorlar. Yani çocuk hasta olmuyor, hastaneye çok fazla yatmıyor ama bulaştırıcı olduğu için topluma çok geniş kitlelere yayabiliyor virüsü. Okulların erken kapatılması, liglerin tatil edilmesi, yine önlemler açısından birçok ülkeden çok daha önce davrandık. Örneğin İtalya'da okullar 35 gün sonra kapatıldı. Salgın ilk olgudan 35 gün sonra. Yani kontrol edilmesi gerçekten zor bir noktaya gelmişti. İspanya'da o şekilde bir durum oldu. Biz belki de bu yüzden, bir nedenlerden bir tanesi bu. Bir diğeri tabii ki yoğun bakım yatak sayısı çok önemli. Çünkü olguların çok büyük kısmı hafif geçiyor %80'i ama ağır geçenler için yatağınız yeterli değilse o zaman yine o dramatik maalesef çok kötü görüntülere şahit olabiliyorsunuz. Türkiye o açıdan yaptıklarını burada Sağlık Bakanlığı sitesinden aldım. Hızlı önlem alan ülkelerden bir tanesi oldu. Burada toplam olgu sayımızı görüyoruz. Bu olgunun plato yapmasını bekliyoruz. Yani toplam olgu sayımız 150 bini aştı. Şu eğri düz çizerse yana doğru biz artık yeni olgu görmüyoruz demektir. Amacımız da bunu bir an önce sağlamak. Yine güzel slide, iyi bir seyir. Ama biz sağa doğru bakın çıkışımız çok dik oldu. Yaklaşık herhalde bir ayda zirveye çıktık biz. Ama bir ayda inemedik. Yaklaşık 1,5 ay, 2 ay yakın bir süredir gerilememiz devam ediyor. Ama şu son bir hafta, 10 gün, 15 gündür bin olgu sayısı civarındayız. Ama yine de eğimimiz aşağı iniyor. Yeni olgu sayımız yine de aşağı doğru iniyor. Günlük ölüm sayısı da aynı paralellikte gidiyor. Ölüm aslında 2 hafta önceki olgunun sonucudur. O yüzden o eskiyi biraz daha bize anlatır. O yüzden yeni olgu sayısı daha önemli bir veri sağlıyor. Şimdi evet aslında bu hastalığın klinik, patofizyolojik durumunu gösteren, bu hastalık nedir sorusunun cevabını gösteren çok sevdiğim slaytlardan bir tanesi. Size burada biraz uzunca anlatacağım. Çünkü hastalığı da burada anlatacağım. Tedavisini de burada anlatacağım. Belki Metin Bey de burada onun için de bir hatırlatıcı durum olur. Çünkü bunu ona da anlatmıştım detaylı olarak. Şimdi bu hastalık aslında temelde 3 aşamadan oluşuyor ama 2 aşama diyebiliriz. Birincisi hastalığın başladığı dönem, görüyorsunuz en solda. Virüsün vücuda girdiği dönem. Virüs vücuda girdikten sonra burnumuzdan, boğazımızdan giriyor ve aslında çok büyük oranda şu ilk aşamada gördüğümüz hafif semptomlarla başlıyor. İlk 1 hafta genelde böyle. İlk 4-5 gün daha doğrusu böyle. Bu hafif semptomlar ilk 4-5 gün devam ettikten sonra virüsün etkisi giderek azalıyor üst solunum yollarına. Ve bazı insanlarda bu virüs alt solunum yollarına, akciğere iniyor. İşte akciğere inene kadar yani virüsün ağzımıza girdiği andan akciğere inene kadarki sürede bağışıklık sistemimiz çok hızlı devreye girip bu virüsü ortadan kaldırırsa biz hastalığı hafif hastalık olarak geçiriyoruz. Toplumun %80'i de bu hastalığı böyle geçiriyor. Hafif bir ateş, öksürük, baş ağrısı, bazen ishal gibi semptomlar ortaya çıkıyor. Klinik olarak da bazı kan değerlerinde değişiklikler oluyor. Bu bizim istediğimiz senaryo. En yüksek ihtimalle de gördüğümüz senaryo. Bazı insanlarda bu durum böyle olmuyor. Akciğere iniyor. Bu stage 2 dediğimiz akciğer fazına geçiyor. Akciğer fazına geçtikten sonra bazı insanlarda yine bağışıklık sistemi geç de olsa devreye girip virüsü orada bitiriyor. Bu kişi daha ağırlaşmadan o akciğer evresinin 2A aşamasındayken bu virüsü ortadan kaldırabiliyor. İşte bir grupta var ki daha ağır geçiren, durumu çok ağırlaşan bir grupta var ki virüs akciğere girip hücrelerimizi harekete geçirene kadar yeterli bağışıklık yanıtı oluşturmadığı için geç kalmış bir bağışıklık yanıtı oluşturuyor. Geç kalmış. Yani şu demek virüse bağışıklık geç geliştiriyor ama geliştirince de çok ağır bir bağışıklık yanıtı geliştiriyor. Ve biz buna inflammatory response phase diyoruz. Aşırı ümmin yanıt, aşırı bağışıklık yanıtı ortaya çıkıyor. Aşırı bağışıklık yanıtı aslında virüsün ortadan kalktığı ama virüs vücudun verdiği aşırı reaksiyonun kendi kendine zarar verdiği aşama. Bunlar çok önemli çünkü tedavi bunun üzerinden kuruluyor. Yani bir viral fazımız var, virüsün fazı var. Bir de vücudun verdiği aşırı ümmin yanıtın yani evre 3 dediğimiz hiperinflamasyon dediğimiz 3 aşama var. Bizi yani kişiyi ağırlaştıran, yoğun bakıma götüren ve hatta hayatına mal olan evre aslında bu aşırı ümmin yanıt evresi. Bu tabii herkeste olmuyor. Biliyorsunuz hastalık %3 ölümcül. Her 100 insanın 3'ünde bunu yapıyor. Her 100 insanın 10'unda yoğun bakıma götürüyor. Bu bazı kişilerde daha fazla görülen bir evre. Örneğin diyabeti olanlarda, hipertansiyonu olanlarda, örneğin 65 yaşın üstündekilerde yine erkek cinsiyette daha ağır seyrettiğini biliyoruz. Şimdi tabii hastalığın tedavisi de buna göre çok şekilleniyor. Birçok eleştirdiğimiz yol vardı. Dünyanın ve hatta Türkiye'nin de tedavi protokollerinde kafamıza yatmayan bazı durumlar vardı. Ama bu maalesef uluslararası literatürdeki bir hatalı yazıdan kaynaklandı. O da şu, şimdi hastalık erken başladığı zaman, yani virüs aşamasındayken hastalığı ortadan kaldırmak için antivirüsler uygulamak lazım. Antivirüs dediğimiz kim? Örneğin bugünlerde adını çokça duyduğumuz remdesivir, ki ne kadar işe yaradığı tartışılır, bir antivirüstür. Örneğin kaletra dediğimiz HIV tedavisinde, HIV tedavisinde kullanılan ilaç bir antivirüstür. Bu tip benzeri antivirüs ilaçları görüyoruz. Hatta Çin'den getirilen, Türkiye'de Çin'den gelen favipravir bir antivirüstür. Bu antiviral ilaçları aslında hastanın bu erken döneminde uygulamamız lazım ki virüsü öldürelim. Çünkü geç uygularsak, yani bu stage 2 dediğimiz evrede verirsek zaten virüs azalıyor orada. Biz virüsü öldürmeyi hedefleyen tedaviyi geç verirsek biz zaten bu aşırı immün yanıt, aşırı bağışıklık yanıtını ortadan kaldıramayız. O yüzden bunları erken vermeliyiz diyorduk. Her zaman bunu savunduk. Yine immün globülün plazma tedavisi, hani hastalığı geçirenden alınan plazmalar hastalara verilsin denen tedavi de aynı mantıkla erken dönemde verilirse etkili olabilecek bir tedavi. Bu tedaviler protokollerde maalesef daha geç aşamalara kondu. Bütün dünyada bu böyle oldu. Türkiye'de özellikle bu plazma tedavisinde çok itiraz ettik. Çünkü bu bir umut şeyine döndü. İnsanlar donör aradılar sürekli. Hastalığı geçirenleri bulalım, bize şifa olur, hastamızı kurtarırız diye bir şeye döndü. Ama maalesef o yine geç bir aşama olduğu için işe yaramayacağını düşündüğümüz bir aşamaydı. Özellikle Çin'den gelen ilaç da bizim için erken uygulanması gereken bir ilaçtı. Neyse ki onu şu an erken verebiliyoruz. Bu bizim için bir avantaja dönüşüyor olabilir. İşe yarayıp yaramadığından çok emin olmamakla birlikte favipravir bizim için yine de önemli bir ilaç olabilir. Onu erken verebiliyoruz. Antivirüs etkisi olan bir ilaç. Burada kritik aşama aslında şu sağ altta görüyorsunuz. Interleukin 6 inhibitörleri, interleukin 1 ve 2 inhibitörleri dediğimiz aslında bizim için fark yaratan, hem kendimiz için hem ülkemiz için hem de pratiğimiz açısından önemli olan kısım burası. Çünkü bizim şöyle bir gözlemimiz vardı. Bunu hastanede hastaları yakından takip edebildiğimiz için, yani biz nispeten hastaların daha az olduğu bir hastaneyiz. Koştur koştur değil ama hasta başında daha uzun süre zaman geçirebildiğimiz bir hastaneyiz. Bu açıdan da hastalara daha yakın zaman geçirdikçe gözlemlerimiz de bize çok şey kazandırdı. Şöyle bir seyir gördük. Hastalık başlıyor bazı kişilerde. Hafif gidiyor. Sonra ateş başlıyor, öksürük başlıyor. Hastayı hastaneye yatırmak zorunda kalıyoruz. Hastanede yatarken bir iyileşiyorlar. Bir bölümü iyileşir gibi oluyor. İşte ona vadi ismini veriyoruz hatta. O vadi, yani iyiye gidiş, tam bir iniş yaşıyor iken bazı hastalar tam da orada, işte bu evre 2'de gördüğümüz aşırı bir immün yanıt fazına geçiyorlar. Ve aşırı immün yanıt fazına geçtiklerini erken hissedip bu interleukin 6 inhibitörü dediğimiz tokilizumab tedavisini verirsek bu hastaların gidişatını engelleyebildiğimizi iddia ediyoruz. Bununla ilgili yazımızı da yazdık. Şu anda değerlendirme aşamasında, yayınlanacağını umuyoruz. Fark yaratan bir tedavi olduğunu düşünüyoruz. İşte bu mesela bir hastanın örneği. A ile B hastanın hastaneye geldiği zamanki akciğer görüntüsü. Bakın beyaz yerler hastalığın yaygınlığını ifade ediyor. Hastalığı geldikten 5 gün sonraki tomografisini görüyorsunuz. C ve D maddeleri. Bakın akciğerdeki yayılım çok fazla. Geniş bir alana yayılmış. Akciğerin %50'sine yakınını tutmuş. Ve biz işte tam bu aşamada o ilacımızı kullandık bu hastamızda. Ve kullandıktan bir hafta sonra E ve F'de gördüğümüz yer hastanın ağır hastalık tablosundan bir hafta sonra akciğerinin çok belirgin olarak iyileştiğini görüyoruz. Size şunu söyleyeyim. Hastalık, virüs kendisi bir hastalık yapıyor evet, ama virüse karşı aşırı bir bağışıklık verirseniz kendi kendinizi öldürüyorsunuz, ağırlaştırıyorsunuz gibi bir duruma çıkıyor. Yine tedavide çok konuşulan kinin, klorokin dediğimiz tedavi ortadan tamamen hemen ortadan kalktı. Çok özür dilerim. Birkaç saniye rica ediyorum. Hemen geliyorum. Tabii. Bekir Başkan orada mısın? Buradayım. Ya benim de internet gitti, düştüm, tekrar girdim. Allah. Çok özür dilerim. Sesim geliyor değil mi? Bekir Hocam. Tamam, geliyorsunuz. Evet. Hidroksiklorokin tedavisi Türkiye'de de bütün dünyada da yapılan bir çalışma, hem Çin deneyimi hem de Fransa'da yapılan bir çalışma üzerine protokollere kondu. Hidroksiklorokini biz şöyle gözlemledik. Hastalara verdiğimizde çok işe yaramadığını gördük. Versek de vermesek de ağırlaşan hasta ağırlaştı. İyileşen hasta iyileşti. O yüzden hidroksiklorokin deneyimimiz zayıftı ama Fransa'daki çalışma ki iddialı bir bilim adamı tarafından yapıldı ve çok işe yarar bir tedavi dendi. Ama daha sonra metodolojik bir sorun olduğunu yayınlayan dergi gördü ve yazıyı geri çekti. Aslında dünya literatüründe bir bilimsel çalışmanın bir dergiden geri çekilmesi çok sık gördüğümüz bir şey değildir. Çok skandal diyebileceğimiz büyük bir olaydır. Bu da öyle bir olay oldu. Ondan sonra hidroksiklorokinle ilgili birçok çalışma çıktı ama bu çalışmaların hiçbir tanesinde işe yaradığına dair bir veriye ulaşılamadı. Ve en son Dünya Sağlık Örgütü sanırım birkaç gün önce bu ilacın kesinlikle yan etkisi, ki kardiyak yan etkileri yapıyor, ritim bozukluğu, ani ölüm yapabilen bir ilaç, kesinlikle kullanılmaması gerektiğiyle ilgili bir uyarı yaptı ve ondan sonra biz bu hidroksiklorokinin artık protokollerden kaldırılacağını ya da yakın zamanda Türkiye'de de birçok ülkede de protokollerden kaldırılacağını düşünüyoruz. Hastanın teşhisinde tabii ki kişinin yakınmaları önemli. Şüpheli kişilerle Bekir Hocam, bu arada zaman açısından bir şeyim olmadı ama nasıl, ne kadar... Hocam bizim hiçbir sorunumuz yok. Biz sizi dinliyoruz. Tamam. Kişinin yakınmaları önemli, kişinin şüpheli kişilerle teması önemli, kontrolsüz, maskesiz yakın teması önemli. Ama onun dışında akciğer tomografisi bize çok önemli bilgiler veriyor. Hatta bazı kişiler hiç hasta olmasa bile akciğer tomografisinde o az önce gördüğümüz görüntüleri görebiliyoruz. Burun ve boğazdan şu an alınan sürüntü testleri var. Bu en önemli tanı yöntemimiz bu şu anda. Bu PCR yöntemi dediğimiz moleküler yöntemlerle ortaya konan bir tanı yöntemi. Maalesef burada şöyle bir sorunumuz var. Testin duyarlılığı çok düşük. Yani her 100 hastanın 50'sinde ancak bu test pozitif geliyor. 50'sinde virüs olmasına rağmen test bize negatif sonuç veriyor. Bu bizi çok zorluyor çünkü tanı koymakta zorlanıyoruz. İzolasyonu kaldırmakta zorlanıyoruz. Ve bu yüzden bazı kişiler gerçekten hasta olmasına rağmen değilmiş gibi görünebiliyorlar. Burada çok adı geçtiği için bundan da bahsedeceğim. Bir tanı yöntemi değil ama antikor testleri de kullanılabilir. Antikor virüs vücuda girdikten belli bir süre sonra ortaya çıktığı için akut dönemde, erken dönemde bize hiçbir şey vermeyecektir. Ama bir kişi ben hastalığı geçirdim mi geçirmedim mi merak ediyorum dediğinde 2-3 hafta önceki bir hadiseyi antikor testleriyle ortaya koyabiliriz. Teşhiste kullandığımız temel yöntemler bunlar. Bu Sağlık Bakanlığı'nın, bizim Sağlık Bakanlığımızın tedavi algoritması. Yani bir kişi geldi, siz dediniz ki sen COVID olabilirsin, şüphe ettiniz. Sonra o hastanın kronik hastalıklarına baktınız, şekeri, tansiyonu var mı, yaşına baktınız. Bunlar varsa hastayı yatırıyorsunuz. Yatırıp şu anda siz de görüyorsunuz hidroksiklorokin veya favipravir tedavisi, ikisinden birini verin diyor ki bize favipravir seçeneğini vermesi gerçekten çok önemli. Çünkü biz de hidroksiklorokin vermek istemiyoruz hasta yatırdığımız zaman artık ama protokol olduğu için mecbur kalıyoruz. Bu tedaviyi veriyorsunuz, testini yapıyorsunuz. Test sonucu pozitifse COVID-19 tanısı koyuyorsunuz. Test negatif çıkarsa, sizin şüpheniz devam ediyorsa testi tekrar ediyorsunuz. Şüpheniz devam ediyorsa bir daha istiyorsunuz ve ondan sonra eğer başka bir tanı yoksa Yine bu hastayı COVID kabul ediyorsunuz. Başka bir tanı bulursanız COVID değil diyorsunuz. Bir kişiye COVID-19 tanısı koymak aslında bu PCR testi pozitif gelirse çok kolay. Onu yönetmek de belli. Vereceğiniz tedavi belli. Az önce saydığım evreleri takip ederek nerede hangi tedaviyle müdahale edeceğinizi de artık biz en azından kendi deneyimimizde daha iyi biliyoruz. Ondan sonra taburcu etme aşamasında da kişinin hastalık belirtilerinin ortadan kalkmış olup olmadığı önem kazanıyor. Kişi tamamen iyileştiyse tekrar bir örnek alıyoruz, PCR örneği. Test pozitifse diyoruz ki sen iyileştin, iyi durumdasın ama testin hala pozitif, sen hala bulaştırabilirsin. Bu yüzden lütfen eve gittiğinde izolasyona devam et, başkalarına bulaştırmamak için diyoruz. Burada izolasyonu sonlandırma kuralları da var. Deniyor ki bir kişi hastalık belirtileri ortadan kalktıktan sonra 14 gün daha izolasyona devam etsin evinde. Hastanede yatması gerekmiyor. Evinde devam etsin. Ondan sonra izolasyonunu sonlandırabilir ve normal hayatta diğer insanlarla iletişimle devam edebilir. Bugün yine güzel bir yazı çıktı. Önemli bir yazı. Şimdi biz hep şunu yaptık. Kişiler geldi, iyileşti. İyileşirken test yaptık. O PCR testi hala pozitifse dedik ki sizin PCR testiniz pozitif, sizde hala virüs var, siz bulaştırıcı olabilirsiniz dedik. Mecburen elimizdeki veri bu. Ama bugün yeni bir yazı çıktı ve dediler ki PCR pozitifliği illaki bulaştırıcılık anlamına gelmez. Hastalığı geçiren biri için. Başta tanısını koyduğunuzda bulaştırıcı. Hasta iyileşti, testi tekrar ettiniz, kontrol ettiniz. Hala pozitifse bulaştırıcı anlamına gelmeyebilir. Çünkü bazı DNA parçaları, kalıntıları, virüsün DNA parçaları boğazımızda, burnumuzda kalabilir. Biz testle onları da saptıyor olabiliriz. Gerçek topyekün bir bütün olarak virüsü taşımıyor olabilirsiniz diye bir yazı çıktı. Ve şunu söylediler, hastalık başladıktan sonra virüs 12 gün boyunca aktif olarak vücutta bulunuyor ama 12. günden sonra artık bulunmuyor. O yüzden kişiler bulaştırıcı değildir diye güzel bir, ilginç bir yazı çıktı. Bu bizim bundan sonraki bütün karantina sürecimizde etkileyebilecek bir çalışma. Peki buraya kadarkiler hastalığın ortaya çıkışı, seyri, tedavisi, tanısı vesaireydi. Peki ne olacak? Aslında hepimizin merak ettiği, belki bilmediğimiz bazı tahminler yürüttüğümüz aşama ne olacak? Antonio Fauci, hatırlarsınız belki medyadan Trump'la son çok sayıda tartışması ya da ihtilafa düştüğü yerler olan bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı Amerika'da. CDC dediğimiz dünyada çok önemli olan kurumlardan birinde başkanlığını yapmış. HIV'nin yani virüsün ortaya çıkmasında büyük çabası olan Ebola gibi hastalıkları takip eden deneyimli bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı 3 tane senaryo koydu. Bütün literatürde ki verilere göre dedi ki hastalıkla ilgili 3 tane senaryo var. Bir tanesi şöyle bir seyir bekliyorum dedi. Ocak ayında başladı, işte pik yaptı, giderek azalıyor ama bu böyle sarkaç gibi devam edecek ta ki etkisini yitireceği 2022 Ocak ayına kadar bu böyle sürer. Ondan sonra giderek azalır diye bir senaryodan bahsetti. Bu çok yüksek olasılıklı bir senaryo değil diye de belirtti. Bu kötü bir senaryo ama Fauci durumun böyle olabileceğini düşündüğünü söylüyor. Yani nasıl biz bir pik yaşadık, aşağı iniyoruz. Şurada görüyorsunuz July 2020 yani Temmuz ayında iyice aşağı inecek. Ama sonbaharla birlikte, Eylül ayıyla birlikte çok ciddi bir pik yaşayacağız. Hastalık zirveye çıkacak ve şimdikinden 2 kat, 3 kat daha ağır bir hastalık ortaya çıkacak gibi bir senaryodan bahsediyor. Ondan sonra düşüşün daha sert olacağını ama daha ağır olanı yaşamadık diyor. Bunu neye dayanarak söylüyor? Şuna dayanarak söylüyor. Bu hastalık Avrupa ülkelerinde Mart gibi çıktı. Şubat-Mart gibi çıktı. Yani aslında nispeten o salgınların çok görüldüğü sonbahar ayında çıkmadı. Fauci diyor ki sonbahar gelince iklim değişikliğiyle birlikte bu virüs çok daha hızlı ve bulaştırıcı hale gelecek. Okullar, üniversiteler açılacak ve burada çok ciddi olgu sayısını göreceğiz. Kontrol edilemez düzeye burada gelebilir diyor ikinci senaryosunda. Üçüncü senaryoda en büyük piki şimdi yaşadık. Bundan sonra bu kadar ağır olmayacak ama bu bizim hayatımızın bir parçası olacak senaryosu. Tabii burada işin içinde ilaç yok, aşı yok. Daha bunların hiçbir tanesinden bahsetmiyoruz. Bu hiçbir şey yapmazsak hastalık nasıl giderle ilgili bir sorunun cevabı. Önemli bir insan olduğu için de onun senaryolarını burada paylaştım. Burada yine önemli tartışmalardan biri de bu bir biyoterörizm ajanı mı? Biyolojik ajan mı? Bir biyolojik silah mı? Bununla ilgili birçok sayıda farklı görüşler hepiniz okumuşsunuzdur. Aslında bununla ilgili çok eleştiri var. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bu tip teoriler salgından daha hızlı yayılıyor, virüslerden daha hızlı yayılıyor ve virüslerden daha zararlıdır diyor. Tabii onlar daha resmi bir dille konuştukları için biraz daha olaya böyle bakıyorlar ama biyolojik silahla ilgili çok sağduyulu hiçbir kurumdan onaylayıcı bir yazı çıkmadı. Bunun biyolojik bir silah olmadığı ile ilgili görüşler daha hakim. Ciddi kurumlar tarafından biyoterörizme uygun olmadığı, bunun insan yapımı bir virüs olamayacağı, bunun tamamen yarasalarda olduğu, yarasalardan insana geçerken uyum sağladığı ile ilgili yorumlar daha ağırlık kazanıyor. Biyoterörizm olmasının zorluğu bir de şundan olabilir. Şimdi biyoterörizm silahı olarak bir şeyi kullanan bir kişi olması çok zor. Yani bir meczup diyelim ya da hani bir bilim adamı olacak, delirmiş olacak, bütün dünyayı yok etmek isteyecek filan. Tamam, bu olasılık her zaman olabilir. Ama bir kurum, bir kuruluş, bir ülkenin bunu yapması gerçekten bana da çok mantıklı gelmiyor. Çünkü bütün herkesi etkiliyor. Kendi ülkesini, kendi hayatını dahi etkileyebilecek bir durum olduğu için bir biyoterörizm ajanı olması çok zor. İnsan yapımı bir şeyin bu kadar hızlı adaptasyon göstermesi, gelişmesi yine çok zor. O yüzden biyoterörizm olasılığı bana düşük geliyor. Burada yine güzel bir yazı. Science'da çıktı. Bunu da birkaç gün önce gördüm. Gerçekten bu veba ile ilgili bir görsel ama birazdan yazının farklı bir boyutu da çıkacak. Yani bütün dünyayı kasıp kavuran ölümleri gösteren bir görüntü. Science dergisi bizim yani bütün tıp alanının ve bütün bilim alanının en önemli dergisi. Şöyle ilginç bir tespiti var. Benim için de bu tip modellemeler tabii her zaman kuşkuyla bakılır ama burada sol tarafta gördüğümüz kolonda dünyanın en zengin %10'unun toplam gelirden aldığı payı görüyorsunuz. %60, bu 1347'yi hatırlarsınız. Kara ölümün başladığı yıl. Salgının Avrupa'da başladığı yıl. %60, %70 yani en zenginin aldığı payın çok yukarı çıktığı yerde salgınlar başlıyor diye bir hipotezi var. Bunu tabii doğrudan bununla ilişkilendirmesi zor ama burada şöyle akla yatkın bir şey var. İşte sanayileşmenin arttığı ya da iklim değişikliğinin olduğu ki 1300'lerde 1200'lerin sonunda bir iklim değişikliği olduğundan bahsediyor yine bu yazıda. Bir global bir ısınma olduğunu söylüyor. Bu hem salgını kolaylaştıran bir şey hem de global ısınma aslında hızlı sanayileşmenin de bir sonucu olabilir. Ve diyor ki en zenginin aldığı payın artmasından hemen sonra salgınlar oluyor. İşte bu 1347'deki Avrupa'daki salgın bakın gelir düzeyini çok değiştirdi. Zenginin payını azalttı ve bu uzunca yıllar böyle gitti. Sonra tekrar artış başladı diyor. 1629-1631. Sonra yükselişe geçerken yeniden veba salgını oldu. Yine bir miktar azaldı ama sonra tekrar yukarı çıktı. Bu ilk gördüğümüz koyu mavi İtalya'nın gelir düzeyiyle ilgili. Sonraki açık mavi Fransa, İngiltere ve İsveç'in gelir düzeyiyle ilgili. Bakın 1918'e geldiğinde çok dramatik bir tablo. Bu gerçekten böyle mi bilmiyorum ama en zengin %10 toplam gelirin %90'ının sahibi. Ve Dünya Savaşı'nın da tabii burada etkisi olduğu söyleniyor. Hem Dünya Savaşı hem 1918 İspanyol gribiyle bu gelir tekrar aşağı indi şeklinde bir yorum yapıyor. Bu yeni salgın içinde diyor ki global ısınma var, iklim değişikliği var, insanın yaptığı. Aynı zamanda hızlı sanayileşme, hızlı yayılımla birlikte insanlar hem hayvanların yaşadığı doğal alanlara doğru invaze oluyorlar hem de hava kirliliğiyle dünyanın ekolojik dengesi bozulduğu için salgınlar kolaylaşıyor şeklinde bir iddiası, bir hipotezi var. Burada Metin Bey'in uyarısıyla bunu da okudum. Güzel, çok iyi oldu onu bana söylemesi. Çünkü Batwoman Çinli enfeksiyon hastalıkları uzmanı. İlginç, aslında ilginç ama bizim için şaşırtıcı olmayan ve biyoterörizmden de bizi uzaklaştıran bir teori. Diyor ki buna şaşırmayın diyor. Yani bu virüslere şaşırmayın. Bu virüslerden çok daha tehlikelileri ve benzerleri bu yarasalarda zaten var. Çünkü yıllardır yarasalarla çalışan biri ve yarasalarda SARS-CoV-2'ye benzeyen, MERS'e benzeyen birçok virüs var diyor. Bu virüslerin bazı insanlara geçemiyor, zararsız, ama bazıları insanlara geçebilir. İnsanlar bu hayvanlarla iç içe geçtikçe bu daha tehlikeli virüslerle karşılaşabilir ve bu salgınlar daha sert, daha kötü salgınlarla karşılaşabiliriz diyor. Bu aslında bir uyarı. Yani bu bilim insanı şunu yaparsa, örneğin yarasalarda şu virüsler var. Bu virüsler insanlara, önümüzdekilere zarar verebilir derse ve 5 yıl sonra biz o virüslerden biriyle yeni bir salgın yaşarsak şaşırmayalım. Bu özetle bunu söyleyen bir yazı. O yüzden biyoterörizm bir tarafa atacak olursak biz bu virüslerle, hayvanlardaki virüslerle karşılaşmaya devam edeceğiz ve bize adapte olabilen, bizim reseptörlerimizi kullanan virüslerden bazıları bizi çok ağır etkileyebilirler diyen güzel, önemli bir tespit. Korunmak için bütün dünyanın mesajı tek. Elinizi yıkayın, yakın temastan kaçının ve maske takın. Aslında bu bizim özelimiz, yani özetimiz daha doğrusu. Yine sizler açısından da, bizler açısından da önemli bazı belki önerilerden bahsedebilirim. Hepimiz yeni hayat, yani yeni normal diyoruz, new normal. Yeni normale geçiyoruz. Yeni normal ne kadar sürecek? Fauci'ye göre 2 yıl, 2,5 yıl bu böyle sürecek. Aşı bulunana kadar belki. Ama yeni normalde farklı bir hayatımız olacak. Bir kere bu hijyen kuralları çok daha fazla önem kazanacak. Elimizi, ağzımızı, yüzümüze götürüyoruz. Rutin hayatımızın bir parçası, unutuyoruz. Ben de hala unutuyorum bazen. Elimle gözümü kaşıyorum ama bunu yapmamamız lazım. Ellerimizin mikroorganizma taşıdığından emin olmamız lazım ve sık sık yıkamamız gerekecek. İş yerine dönerken de yine bu kurallar önem kazanacak. Özellikle de iş yerleri için her iş yerinin girişinde ve birimlerin girişlerinde el antiseptiklerinin mutlaka olması gerektiği söyleniyor. Çünkü su ve sabuna her zaman ulaşmak mümkün değil ama el antiseptiği çok daha pratik, virüse karşı etkili, çok kolay uygulanabilir. Girişlere koyamıyorsanız belki yakın ulaşılabilecek, taşınabilir, mobil el antiseptikleri kullanılabilir. Bunlar bizim hayatımızda önemli yer alacak ürünler. Bunlara alışmamız gerekecek iş yerlerimizde. Yine sosyal mesafe önemli. Bütün kurgu bunun üzerine kurulacak. Bütün organizasyonlarda ve bütün şirket yapılarında, iş yeri yapılarında aradaki mesafenin 2 metre olması sağlanması gerekiyor. Bunun ihmal edilme ya da bunun yapılamayacağı durumlarda da maskeyle çalışmak gerekecek. Çünkü bir kişinin maske takması maalesef yetmiyor. Çünkü maskesiz olan kişi konuşurken diğer kişinin evet maskesi var ama gözlerinden, burnundan, burnu açıksa, değilse gözlerinden de virüsü bulaştırabilir. Herkesin maske takması gerekecek. Sosyal mesafe korunamıyorsa. Sosyal mesafe korunabiliyorsa maske takmak çok kritik olmayabilir. Özellikle sokakta gerekmeyebilir ama iş yerinde oturuyorsunuz. İş yerinde masanızda oturuyorsunuz. Şimdi maske takmadığınız zaman siz hastaysanız, virüsü taşıyorsanız konuşurken sekresyonunuz masanın üzerine yayılıyor. Oradaki kağıtlara, kitaplara yayılıyor. Oraya gelen bir başka kişi elleriyle onu temas edebilir. O yüzden maske biraz da birebir bir kişiyle karşılaşırken de önem kazanıyor olabilir. Bunun dışında birçok alan var. Bundan her biri için ayrı ayrı belki kılavuzlar yayınlanacak, ayrı ayrı öneriler olacak. Her ülkenin hem şu an hem 3 gün sonra, 1 ay sonraki önerileri değişecek. Ama şu bir gerçek ki eğer biz el hijyenini sağlarsak ve maske uygulamasını da uygularsak bu virüs de havadan bulaşmadığı için aslında virüsün bulaşını engelleyebiliriz. Seyahatlerde dikkat edeceğimiz en önemli şey, şunu çok sık görüyorum, sadece bu virüs için değil birçok virüs için. Bana hep şunu soruyorum, yakın zamanda seyahat ettiniz mi diyorum, evet diyor geçen hafta şuraya gittim, önceki hafta şuradaydım, bu ara çok seyahat ettim. Seyahatlerde uçakta aslında sürkülü olan hava, yani klima havası değil de kişinin hemen yanında oturan, elini değdirdiği yer, o uçağa binmeden önceki bekleme süreci, o bantlardan geçerkenki süreçlerde virüsle çok karşılaşıyoruz. O yüzden hem el hijyeni hem maskeyle uçağa binene kadar, uçaktaki takip süresi kadar ve inene kadar virüsten korunabiliriz. Tatille ilgili öneriler yapmak çok zor. Otellere gidebilecek miyiz? Bundan gerçekten emin değilim. Bunun cevabını vermek çok zor ama şu bir gerçek. Olabildiği kadar müstakil yerler, mesela bir ev tutup o evde geçirebilmek bütün tatili daha akla yatkın geliyor. Kendine ait özel havuzu olan bir yerde tatil yapmak daha akla yatkın geliyor. İnsanların daha az girdiği denizlere girmek daha mantıklı geliyor. Havuz için şöyle bir öneri var. CDC diyor ki havuzdaki sudan virüsün bulaştığına dair bir kanıt yok. Havuza girebilirsiniz diyor. Ama havuzun temizliği çok önemli diyor. Şimdi havuza girdiniz, virüs taşıyorsunuz. O etrafı zaten tümden bulaştırdınız. Sonra arkasına başka bir kişi girdiğinde o virüsü kapabilir mi? Bence kapabilir. O yüzden havuz bana yine de çok mantıklı gelmiyor, ortak havuz kullanımı. Ama özellikle kişiye özgü olması önemli. Tabii burada şu detayı söylemeliyim. Aslında kişiler hastaysa zaten doktora gidiyorlar. Orada sorun yok. Hasta insanlar toplumda gezmiyorlar. Ama kişiler hasta olmadan önceki 2 gün virüsü bulaştırabiliyorlar. Hiçbir hastalık belirtisi olmayan ve tamamen asemptomatik dediğimiz hastalar da virüs bulaştırabiliyorlar. Bizim en büyük korkumuz bu. Toplumda bu insanlar virüsü yayıyorlar. Hasta olan zaten doktora gidiyor. Orada zaten sorunumuz yok. Okullar sorusu çok zor. Şimdi Fauci'nin teorisine bakarsak en yüksek ihtimalli teorisi, biz Eylül'de okulları açtığımızda diyelim ki Türkiye'de günde 45-50 olgu varsa ve okullar açıldığında bu hasta sayısı birden artabilir. Artması çok akla yatkın geliyor. O zaman okullar acaba Eylül ayında başlar, Ekim'de başlar, nasıl gider? Tekrar hasta sayısı artar mı? Artabilir açıkçası. Burada çok emin olamıyoruz. Bu arada bir aşı yetişir mi, yetişmez mi? Kafe, restoranlar için nispeten daha güvenli yerler. Çünkü orada bir oturma düzeni sağlanması gerekiyor. Kişilerin oturma şeklini değiştirmesi gerekiyor. Daha az sayıda kişi ve daha uzak bir şekilde oturarak kafe, restoranda bulunabilir. Ama yemek yiyeceğimiz zaman maskemizi çıkardığımız için de o yemek yeme aşamasında mesafenin korunması çok büyük önem kazanacak. Burada en çok soru aldığım yerlerden biri hem hastanedeki sağlık çalışanlarından hem çevreden düğünler. Evlenmeyi planlayanlar ne yapacak? Gerçekten çok zor cevap vermek. Yani düğünlerde bir kere yani oyun olmadan düğün olmaz. Oyun olacaksa nasıl olacak? Yakın temastan nasıl kaçınılacak? Maske nasıl takılacak? Bu da gerçekten çok zor. Yine çok zor alanlardan biri sportif faaliyetler. Seyircisiz oynanması gerekecek. Seyircili gerçekten hiç o da bana açıkçası şu an için olası gelmiyor. Hatta ligler açılacak, seyircisiz başlayacak ama onun da nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz. Gerçekten son derece zor alanlar. Ama bizim yine temel prensibimiz şu olmalı. Normal hayata bir şekilde döneceğiz ve dönerken el hijyeni, maske, hatta mümkünse gözlük dahi olabilir. Gözlük bir üst düzey bize sağlar, güvenlik sağlar. Böylece gözden geçişi de önlemiş oluruz ama çok zorunlu değil. Burada yine birkaç slaytta da şunu özetleyeceğim. Artık sona geliyorum. Belki hani uzun sürdü, sıkılmış olabilirsiniz. Burada küresel ısınmayı görüyoruz. Karbondioksit emisyonunu görüyoruz. Bakın 2020 yılı ve gerçekten karbondioksit salınımında müthiş bir artış var. Yani iklim değişikliğinin gerçekten çok önemli etkilerinden bir tanesinin nedeni belki de bu. Burada trafik değişimini görüyoruz. Gerçekten çok dramatik bir değişiklik. Berlin'de, Londra'da şu kırmızıyla gördüğünüz 2020 yılı, maviyle gördüğünüz 2019 yılı şehir trafiğindeki azalmayı görüyorsunuz. Müthiş bir azalma var. Yine diğer şehirler, Milan salgının en yoğun görüldüğü Avrupa şehriydi. Milan, New York çok ağır geçiren şehir. Paris, trafik müthiş derecede azalmış. Bunun tabii ki karbondioksit salınımına etkisi çok büyük olmuştur. Bunlar büyük metropoller. Burada yine karbondioksit emisyonunu görüyorsunuz. New York'ta %10 azalma var. Paris'te %72 azalma var. Mart ayının verisi ki bu Nisan-Mayıs ayında Amerika'da da eminim yüksek değerlere ulaşmıştır. Hava yollarının kapasitesine bakıyoruz. 100 milyon yolcunun olduğu 20 Haziran ve kırmızıyla gördüğümüz 2020 yılına baktığımızda 25 milyon yani 5'te 1'ine gerilemiş bir hava kapasitesi, yani hava yolu hareketi ve yolcu kapasitesindeki azalmayı görüyorsunuz. Yine Nepal'deki dağın görüntüsü, hiçbir zaman görülemeyen, kirlilikten görülemeyen dağın görünür hale gelmesi. Ben görmedim ama gören vardır. Uludağ'ın buradan görüldüğünü söylediler. Uludağ'ın tepesinin. Gerçekten hava kirliliğinin de çok ciddi azaldığı bir ilginç bir dönem yaşıyoruz. Peki tamamen bitecek mi? Evet, az önceki senaryoları gördük. Bunun bitmesinin 2 tane yolu var. En önemli yolu aşı. Aşıyı bulursanız bu salgın eğrisini burada bir yerde durdurursunuz ve bu iş biter. Aşı üretme çalışmaları sürüyor. Şu anda 7-8 tane iddialı aşı var. İnsan çalışmalarına geçtiler. İnsan çalışması başarılı olan aşılar var. Burada bilmediğimiz şey şu, aşıların yan etkisi olacak mı? Aşı da hastalık gibi bir belirtiye yol açar mı? Bir de aşılar uzun süreli bağışıklık bırakacak mı? Aşı olunca virüs mutasyon geçirip influenza gibi aşıya karşı farklı bir tipe geçecek mi? Bunlar cevabını bilmediğimiz sorular ama aşı bizim hayatımızı tekrar eski normale döndürebilir. Bir de tabii ki etkili bir ilaç çıkarsa aynen gripte olduğu gibi hasta olana şu ilacı verelim, hastalık ilerlemeden dursun diyeceğiniz bir ilaç çıkarsa kurtulacağız. Sonuç olarak salgınlar gördüğümüz gibi 1500 yıl öncesinden başladım. Aynı hikayeler, aynı bakış açısı, aynı hayatlar yaşandı. Bugün koronavirüsün nereye evrileceğini henüz bilmiyoruz ama veba gibi olmasa da yine de çok kitlesel etkiler yaptı. Ekonomiyi, toplumu, insanların psikolojisini çok etkiledi. Bunlar devam edecek ama salgınların niye Çin'de başladığı, daha çok niye Afrika'da başladığının önemli bir cevabı var. Bir, doğayla iç içe girdiğiniz zaman, doğaya çok girdiğiniz zaman, bu canlı hayvan ticareti de olabilir, bu ormanların kesilip bu alanlardaki vahşi hayvanlarla temasınız da olabilir ki Ebola'da durum buydu. Ebola meyve yarasalarından bulaştı. Çünkü insanlar invaze oldular. Bu etkileşim arttıkça bu virüsler ve Batwoman'ın söylediği gibi farklı daha dirençli virüslerle karşılaşabiliriz. İklim değişikliğinin daha önem kazandığını görüyoruz. Bunun için belki daha önemli adımlar atılacaktır. Ama nüfus arttı, seyahat arttı. Çin'de başlayan bir virüsün 3 ayda bütün dünyaya yayılması bu seyahatlerle oldu. Kalabalık alanlar arttı. Bizim önleyici en önemli faktörümüz bir, kişisel koruyucu ekipmanlar, aşılar ama belki de en önemli kısım global politikalarında mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Tamam hocam. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi bayağı bir sorular var. Birkaç tane soruyu sözlü olarak sorduracağız size. İlk sözü hastanız Metin Korkmaz'a verelim. Cengiz Bey, Metin Bey'in sesini açar mısınız? Evet, hala açıyorum. Metin Bey, sesinizi açabilirsiniz. Sesim geliyor mu? Geliyor Metin abi. Tamam. Değerli hocam, hoş geldiniz önce. Hoş bulduk. Metin Bey, tekrar merhabalar. Merhabalar. Ben size gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu kadar yoğunluğunuz arasında hem hastane hem üniversitedeki akademik durumunuzdan zaman ayırıp bizlerle buluştunuz. Teşekkür ediyorum önce. Ben teşekkür ederim. Davetiniz için tekrar. Zaten Bekir kardeşim de belki ifade edecek. Bu 19. muydu Bekir Başkan? Evet, 19 söyledik. 19. Başkan. Birinci programı biz Mehmet Ali Yıldırım'la, kuzenimle, aynı üniversiteden sizinle akademisyen. Evet. Fatih'in kardeşi Fatih, Doktor Fatih Yıldırım'ın kardeşi, kuzenim. Onunla başladık. Bugün de sizinle nasip oldu. Hocam, hemen hemen ben bu olayı, hastalık sürecini ifade ettim. Tüm arkadaşlarımla konuştum. Onlar zaten biliyor. Yani son anda bir karar verdiniz. İşte yoğun bakıma almadan mesela aktarma mıydı? Aktarma. O evet, ilacı kullandınız. Evet. O ateş düşmedi 6 gün boyunca. Çok büyük sıkıntılar yaşadık. Ve orada ifade ettiğiniz gibi %100 bir dönüş olacak dediniz. Yani akşam verdiğiniz ilaçla ilgili zaten sabah herhangi bir ateş yok. Arkasından da zaten ateşi görmedik, şükürler olsun. Ve yoğun bakıma geçtikten sonra siz bu özellikle ilacı kullandığınızı söylediniz. Burada yani Sağlık Bakanlığı'nın şunu sormak istiyorum. Diğer hastanelerde de bu ilaçla ilgili uygulaması var mı? Bir. İkincisi, bu Vedwoman'la ilgili olaya söylediniz zaten. Teşekkür ediyorum. Onu ifade ettiniz. Onu soracaktım ama yine Singapur'daki bu bulaşıcı hastalıklar merkezinin işte virüse bulaşan, pozitif olan bir hastanın 11 gün sonradan artık herhangi bir etkinlik göstermeyeceği ve bir bulaşıcı vasfını gidereceğini ifade ettiniz. O da çok güzel bir şey. Bir de hocam bugün bir iki gün öncesinden bir yazı okudum yine. Ben bu aralar çok ilgiliyim. Pardon. Duyuyor musunuz benim sesimi? Evet, evet, duyuyorum. Evet. Hocam bu kaç gündür bu konularla da biraz ilgileniyorum. Bu Oxford Üniversitesi'nde biliyorsunuz bu konuyla ilgili bir ekip aşıya en yakın olan ekip oldu. Hı-hı. Ama dün yaptığı bir açıklamada maalesef yani bizim de işte %80-90 yakın olduğumuz bir konuyla ilgili şu anda bu oran %50'ye düştü. %50'ye düşmenin ötesinde hiçbir sonuç da alamayız gibi bir ifade kullandı. Yani var biliyoruz bir sürü ülkede var ama herhalde aşıya tabii onun bir sürü aşamaları var. Şu andaki duruma göre en yakın ülke hangisi onu sormak istiyorum. Bir de hep şeyde Ocak ayında işte ifade ediliyor da yine Fransa'da zatürreye yakalanmış aşağı yukarı 70 hastanın geçmiş dönemdeki şeylerine, kan değerlerine ulaşarak test yapılıyor ve bunların birçoğunda da korona bulunuyor. Yani bu korona işte eğer Ocak ayında Ocak ayının başında Çin'de bulunduysa o zaman hem aynı değerler şeyde de İngiltere'de de bulunmuş. Yani bu hastalığın o zaman yayılım noktası şey değil midir? Çin değil midir diyeceğiz. Bir de bu Türkiye'de şimdi tabii filyasyon uygulanıyor. Yani hastadan işte şeye giderek onunla temas eden kişilere ulaşılmaya çalışıyor ama bu işin doğrusu bir tarama yöntemi değil midir? Yani şu anda mesela Güney Kore, işte Singapur, Çin ve birçok ülke doğrudan tarama yani hiç belirtisi olmayan biz diyor işte bu bölgede %10'unu tarayacağız diyor. Yani şu anda bu filyasyon hastalık belirtisi gösteren insanların temas halinde olduğu kişilerle yapılan bu olay belki evet doğrudan hastalığa çok yakın olan kesim ama diğer taraftan da toplum içerisinde işte %20-25 asemptomatik olan hastaların toplum içinde virüsü yaymaları daha çok şey değil mi? Ben böyle birkaç tane soru sordum. Bu konuda da arkadaşlarım bana da soruyor. Onun için ya sizden alacağımız bu feedbacklerle onlara dönüş yapacağız hocam. Evet hocam. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz zaten görüşüyoruz. Hocam Metin Bey'e teşekkür ediyoruz. Sözlü soruların hepsini sorduralım. Siz onlara cevap verirsiniz. Tamam. Aynı şey olabilir. Şimdi programımızda bizim çok değerli bir hocamız var. Kardiyolog Erzurum Üniversitesi'nde bizim de değerli dostumuz Hüseyin Şen Hoca. Onun hem bir sorusu var hem de bir katkısı var. Buyurun Hüseyin abi. Hüseyin Şen Hoca, Beyza Şen Hoca diye açar mısın sesi Cengiz Bey? Evet, sesim geliyor herhalde. Evet, önce konuşmacı hocamıza çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir sunum oldu. Her zaman duyduğumuz şeylerin dışında hem bilimsel hem de bizim işimize yarayan değerli bilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu herhalde enfeksiyon ve göğüs hastalıklarından sonra en çok da kardiyologları ilgilendirdi. Çünkü olayın başında bir hipertansiyon ilaçlarıyla ilgili bir spekülasyon çıktı. Bugün için bizim kullandığımız hipertansiyon ilaçlarının neredeyse %50'den 60'a yakın bir kısmının acaba kullanan kişilerde COVID daha mı kolay olur veya hastalık daha mı ağır geçer şeklinde bir başlangıçta bir spekülasyon vardı. Siz de gayet iyi biliyorsunuz. Evet. Özellikle bu konuda bize çok da sorular geldi. Fakat daha sonra hem gelen yayınlar hem de hipertansiyonla ilgili bütün Avrupa, Amerika cemiyetleri ve dernekleri bir kanaat oluşturdu. Bu ilaçların şimdi onun bilimsel sebebini açıklamanın çok anlamı yok. O ilaçların artırdığı bir AC2 bir reseptör dediğimiz reseptör düzeyini tansiyon ilaçları artırıyor ve hastalığı gerçekten kolaylaştırıyormuş gibi gözükse de sonuçta bu ilaçları değiştirmeye veya kesmeye gerek olmadığı kanaatine varıldı. Bilmiyorum. Sizin de herhalde bu konuda size de bu konuda çok soru. Ben bir kardiyolog olarak bunu öneriyorum. Yani tansiyon ilacı kullanan kişilerin bu anlamda endişe etmelerine gerek yok. Bizim kardiyolog olarak karşılaştığımız bir diğer sorun da şu oldu. troponin diye bizim bir testimiz var. Kalp krizlerinde oldukça anlamlı bir tetkik. Bu hastalığı çok bariz bir klinik tablosu göstermeden daha henüz başlangıçta prodromal dediğimiz ilk semptomların olduğu dönemde bu testin de pozitif olduğunu gördük. Ve bu hastaların büyük bir kısmı acaba kalp krizi mi geçiriyor diye bize geldiler. Bize başvurdular. Biz tabii onları gözlem altına aldık, inceledik. Bunların bir kısmına da anjiyolar yaptık. Fakat şurada bir gerçek ki onların da yarıya yakın bir kısmının COVID hastalığı dolayısıyla kalp krizi bulguları verdiği, gerçekte bir kalp krizi geçirmediğinde ortaya koyduk. Ben bunu da sizinle paylaşmak istedim. Çok teşekkür ederim. Bu konuda sorularınız olursa da cevaplandırırım. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Hocam Hasan Karaman'ın sorusu olacak. Hasan abinin sesini açar mısınız Cengiz Bey? Sesim geliyor mu Bekir? Geliyor Hasan abim, buyur. İlk önce Şiran hocama, sana, Cengiz başkanıma ve Metin kardeşime teşekkürler ediyorum. Bu programı uygulamayı bize tanıttığı için. Hocam ben 1,5 sene evvel zatüre teşhisiyle 10 günlük bir tedavi gördüm. Bu görmüş aynı zamanda diyabet hastasıyım. Bu tedavi şeyde bir bağlantı kurulabiliyor mu COVID-19 hastalığıyla? Yani orada görmüş olduğumuz tedavinin şeyi buna bir fayda sağlayabiliyor mu? Onu öğrenmek istiyorum. Aynı zamanda hastaneden... Tekrar alabilir miyim? Neredeki tedavi dediniz? Zatüre hastalığı. 1,5 yıl önceki geçirdiğiniz tedavinin faydası olur mu dediniz, değil mi? Evet. Yani öyle bir bağlantısı var mı? Bir de geçen sene Mayıs ayında bir aşı oldum. Zatüre aşısı. 2. aşıyı bu ay olmam lazımdı. Bunun tamamlayıcı bir aşı olduğunu söylediler. Fakat ne hikmetse üretimden kalktığını söylediler. Sağlık ocağına gittim. Bu aşıyı bulamadık. Eczanelerde de sorduk. Bulamadık. Ondan gerek. Hocam bir de bu COVID-19'da toplam test sayısıyla ilgili mesela geçen dünkü test sayısı 1.853.754. Sesim geliyor mu hocam? Geliyor Hasan abi. Geliyor. 1.853.754. Burada benim tahminimce mükerrer testler de var. Burada kişi sayısı mı önemli, test sayısı mı önemli? Burada neyi algılamamız lazım? Evet. Hocam diğer bir soru Yurdal Tufan'ın. Cengiz Bey, Yurdal Bey'in de sesini açar mısınız? Yurdal Bey, açtım sesinizi. Yurdal'cığım buyur. Buyurun ama. Herkese iyi akşamlar. Hocam size de iyi akşamlar. İyi akşamlar. Değerli bilgilerinizden dolayı. Şöyle bir soru soracağım başta. Bu hastalık yarasalardan insanlara yayıldığı söyleniyor. Bu hastalık yarasalarda da görülüyor mu? Hiç öyle bir tespit yapıldı mı? Bir diğer sorum bu Çinli ve tohumun bilim insanının gelecekte bu tarz hastalıkların daha çok olacağını söylemesiyle ilgili herhangi bir çalışma yapılıyor mu? Yani onlarla şimdiden önlemler alınabiliyor mu? Tabii hastalıklar biliniyor mu bilmiyor mu onu bilmiyorum ama... Hı-hı. Onunla ilgili herhangi bir çalışma yapılıyor mu? Bir de sizin slaytlarınızda ilk başlarında şeyi çok gördüm ben. Sanatçılar ve sanatçılar işte bunu resmetmişler veyahut da işte şiirlerinde yazmışlar. Geleceğe aktarmışlar. Hem motivasyon olarak hem moral olarak. Bu tarz salgın hastalıklarda bunun önemi nedir? Siz de aynı şeye katılıyor musunuz? Ben bunu çok önemsiyorum ama daha önceki bir seyahatimde de bir savaş sırasında işte balelerin veyahut da sanatçıların gösterilerinin sunumlarının falan kapatılmadığını duymuştum. Çünkü moral açısından çok önemli diye söylemişlerdi. Burada da aynı şeyi gördüm ben. Bununla ilgili bir sizin tespitiniz veya görüşünüzü alırsam çok sevinirim. Hepinize teşekkür ederim. Saygılar. Evet hocam. Bir diğer soru Cenk Gogo'da. Cenk Bey'in de sesini açar mısınız? Cengiz Bey. Hocam iyi akşamlar. Güzel sunumunuz için teşekkür ederiz. Emeğe geçen herkese ayrıca teşekkür ederim. Benim kısaca 3 tane sorum olacak. Birinci sorum, bu antikor testlerinin yaygınlaşması olasılığı var mı? Yani isteyen gidip antikor üretip üretmeli aslında otomatik olup olmadığını görebilir mi? İkincisi, yine sizin erken teşhisin tedavideki başarısı olasılığı üzerine insanlar dilerci edip tedaviyle bu işten sıyrılabilirler mi? Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Hocam sözlü son soru Ayhan Özsoy'un. Ayhan abinin sesini açar mısın Cengiz Bey? Açık sesiniz Ayhan Bey. Evet. Ayhan Bey sesinizi açabilirsiniz. Şiran Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim Ayhan Bey. Wuhan'da başlayan 530'lu yıllardan başladınız hocam anlatımınıza. Avrupa'daki 1346-1352'lerden de devam ettiniz ve günümüze kadar. Yalnız siz burada açıklamanızı belirttiniz ama ben de bu detaylı anlatımlarınızla ilgili baktığım zaman bu biyoterörizmden yani bahsettiniz ama hocam bakıyorum verdiğiniz tarihlerde anlatımlarınızın içerisinde yani bu her ne hikmetse hem Birinci Dünya Savaşı'ndan tutun da bu Rodos'taki şövalyelerin yönettiği dönemden bahsettiniz ve buradaki savaşların vesairelerinden falan bahsettiniz. Hep bunların böyle başlangıç noktalarında böyle bir şeyler oluyor. Bunun acaba diyorum bu biyoterörizmine mi işaret ediyor? Bir de ben tabii bütün hocaları da bu evde kalmamızdan dolayı, pandemiden dolayı izledim. Hepsinden de feyiz aldım ama sizin bu anlatımınız ve sunuşunuzdan çok daha etkilendim. Yani ben size hasreten teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hocam bu bölümü isterseniz cevaplayın. Sonra yazılılar var. Onları ileteyim. Şimdi ben Metin Bey'in sorularıyla başlayayım o zaman. Metin Bey gerçekten zaten hepiniz yakın tanıyorsunuz. Ben tanımış oldum. Çok sempatik ve çok beyefendi biri. Evet. En önemli özellik şu. Ben hani Hüseyin Hocam da belki söyleyecek. Hastanın hekime güvenmesi bence tedavinin yarısından bile fazlasıdır. Çünkü şunu çok görüyoruz. Hepimiz yaşadık. Çok sorgulayan, çok soran, her adımınızı sorgulayan hasta profilleri de var. Bu da çok doğaldır. Tabii ki bu bir hekim olarak garip gelmez ama hastanın hekime güvenmesi hekimi çok rahatlatır. Hekimin karar alma aşamalarını çok kolaylaştırır. Bu profesyonellik, ya bu amatörlük değildir aslında. Bana sorarsanız profesyonel insan her türlü durumda evet kararı doğru almalıdır ama yine de hastanın hekim üzerindeki baskısı yine de hatalı karar almaya gereksiz tetkik ve tedaviye yol açabilir. Amatör olmanın ötesinde de. O yüzden Metin Bey'in gerçekten bizim için çok bizi çok rahatlatan kişilik yapısıyla da çok uygun biriydi ve biz gerçekten Metin Bey'in takibini gerçekten bir bulmaca gibi sürdürdük ve bu ilaca ne zaman başlayacağız? Bugün yarın diye tam önümüze düştüğü anı hissettik. Hissettik derken bunun tabii kanıtları var. Yaptığımız çalışmada da oksijen ihtiyacının ortaya çıkması, çıktığı zaman çektiğiniz tomografide ilkine göre belirgin ilerleme olması, aynı zamanda enfeksiyon parametrelerindeki yükselme bir aradaysa bu ilacı verin dedik. Bu ilacı da o şekilde verdik ve gerçekten doğru yerde verdiğimizi sonradan da görmüş olduk. Metin Bey ve benzeri hastalarımızın çoğunda hep öyle yaptık ama bu ilaç bilinen bir ilaç olmadığı için salgının başında zaten bu ilaca ulaşamıyorduk. Endikasyon dışı bir başvuru süreci var. Çok zor bir süreç. Sayfalar dolusu dosyalar doldurarak talep ediyorsunuz. Eczacılar Birliği'nden onay geliyor, Sağlık Bakanlığı onay geliyor derken biz ilk hastalara 2 gün karar verdikten 2 gün sonra ilacı alabildik. Yoğun bakımda daha çok verdik. İlaç da bilinmediği için hani Sağlık Bakanlığı'nda şey yapamadık. Ya bu ilaç işe yarıyor, niye vermiyorsunuz diyemedik. Çünkü zaten biz dahi bilmiyorduk ne kadar işe yaradığını. Bu yüzden o süreçte hastalara geç vermiş olduğumuzu düşünüyorum. Bu süreci biraz hastaların lehine çeviremediğimizi ya da yoğun bakıma verdiğimiz iyileşen çok hastamız oldu ama daha erken versek daha iyi olur muydu diye de sorduk kendimize. Ama bu ilacın bilinmediği aşamalarda bütün ilaçlar için böyledir. O yüzden ilacın kararını vermek artık bizim için daha kolay ve daha basit bir şablona indi. O yüzden daha iddialı bir şekilde hastayı yakın izlersek, hasta bize geç gelmezse biz bu süreci kaçırmadan bu ilacı verebiliyoruz ve en azından, tabii bunu %100 söyleyemeyiz, kendi çalışmamız da bunu söyleyemez. Bununla ilgili daha büyük çalışmalar da yapılınca görülecek. Bu ilacı doğru verirseniz bu insanların hayatlarını gerçekten etkileyebiliyorsunuz. Bu bizim açımızdan da böyle seyretti. Aşıyla ilgili evet, bugün o açıklamayı ben de gördüm. %50 başarılı olabilir düşüncesi vardı. Aşıya en yakın ülkeyi kestirmek gerçekten zor. Çünkü ülkeler aşıyla ilgili gerçek verilerini hep sözel olarak iletiyorlar. Elimizde metodolojisi, ilacın etkinliği, antikor üretip üretmediği. Çünkü bir aşı diyor, bir kişi diyor ki 15. günde antikor üretti diyor ama 15. günde antikor üretmesi çok kritik olmayabilir. 1. ay sonucu ne, 3. ay sonucu ne? Gerçekten aşıların hangisi daha çok işe yarayacak? Hangisinin yan etkisi daha az olacak? Bunları gerçekten kestirmek zor ama ben aşı konusunda yine de daha umutluyum. Çok sayıda çalışma var. Bütün dünya aşıyla uğraşıyor şu anda. Ebola'yı da hatırlarsanız, Ebola Batı Afrika'da ortaya çıktığında aşı yoktu. Salgın bitti, aşı çıktı. Aşı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında faydalı oldu. Yani o dönemi atlattık. Biz de 1. dalgayı geçirdik. Belki bir sonrakinde daha rahat olacağız. Filyasyon çok önemli olduğunu biz de gördük. Çünkü biz pratikte şunu yaşadık. Sağlık Bakanlığı bize diyor ki hastayı şüpheniz olduğu an bize bildirin diyor. Biz sistemden bildiriyoruz. Hastanın temaslısını da bildirin diyor. Bu hasta kimle yaşıyor? Hangi evde yaşıyor? Kimle temas etmiş? Bunları da yazıyoruz. Ve bakanlık herhalde 24-48 saat içinde, ilk günler biraz daha geç oluyordu. Bu gecikmeler vardı. Teste de çok gecikmeler vardı ama sonra hızla bu düzeldi. Ve 24-48 saat içinde temaslara gidip testleri yaparak bu izolasyon, yani kontrolü çok hızlı sağlayabildiler. Bu çok kritik bir aşama. Çünkü asemptomatiği de tarıyor. Metin Bey'in sorusu buydu. Asemptomatik kişiler de temaslıysa taranıyor ve pozitifse izole ediliyor. Yani ortalıkta şikayeti olmadan gezen, kendini hasta sanmayan hastalar var. Bunun da tespiti bu sayede sağlanmış oldu. O yüzden gerçekten hastalıkla ilgili bilgi ve birikimimiz arttı. Türkiye'nin deneyimini de aslında aktarmak istiyoruz. Bizim bölüm şefimiz Önder Ergönül, birlikte çalışıyoruz ve Önder Hoca ile bu soruyu ben ona da sordum. Hocam biz başarılı bir ülke miyiz? Başarılıysak bunu neye bağlıyoruz? Bunu da yazmak istiyoruz, tartışmak istiyoruz. Hüseyin Hocam'ın sorusu. Hüseyin Hocam beni tanımaz ama benim rahmetli dedemin doktoruydu. Ben kendisiyle tanışmadım ama dedem kendisini çok saygıyla, sevgiyle hep anardı. Her gittiğinde de kendisine ulaşınca çok mutlu olurdu. Çünkü ulaşılması gerçekten zor biridir. O açıdan kendisine çok teşekkür ederim desteği için. Çok da iyi, çok da insani tarafı çok güçlü bir hocam. O açıdan çok önemsiyorum. Böyle bir tesadüf olunca ben de çok sevindim. Hocam ACE inhibitörleriyle ilgili o spekülatif dönem diyelim, ilk dönem çok hızlı bir şekilde zaten aşılınca biz de rahatladık. Çünkü gerçekten cevabı çok zor bir soruydu. Hala yazıları okuyorum ama sanki şuna kaydı. ACE inhibitörü almak olumsuz değil de, yani o belli başlı ilaçları almak sanki olumsuz değil, aslında aksine olumlu bir yöne doğru gidiyor sanki, çalışmalar öyle görünüyor. O yüzden ilaç değişikliği yapılmamasını biz de öneriyorduk. Bazen şöyle olur, ya bilim de böyle bir şey tabii ama bir çalışma çıkınca sanki bütün doğru oymuş gibi bir anda insanlar ona doğru kayar. Biz çok daha ilginç şeyler yaşadık, onlardan da bahsedeyim. Mesela hidroksiklorokin tedavide çok etkili dendi. Müthiş bir propaganda yapıldı. Trump zaten bu ilacı çok övdüğü için bütün dünya bir anda klorokinci kesildi. Biz gözlüyoruz ya, bakıyoruz gerçekten bir şey değişmiyor. Veriyoruz. Ya olmuyor. Hasta kötüleşirse kötüleşiyor. Bir ara şöyle bir WhatsApp, tabii WhatsApp lobisi mi diyelim ne diyelim. WhatsApp'ta bir anda bir hidroksiklorokin furyası döndü bir ara. Bunu koruyucu olarak kullanmak. Biz bunu alalım 3 haftada bir, hasta olmayalım. Yani dedik ki zaten ilaç tedavide bile işe yaramıyor. Bunu koruyucu olarak almak, niye alalım? Yani bunu hiçbir zaman savunmadık ve her zaman bunun aleyhine durduk ve bir ara şeye döndüğümüzü hatırlıyorum. Ya bunlar da ilacı saklıyorlar. Bunlar da ilaç ucuz ilaç diye önermiyorlar gibi ve tuhaf şeyler geldi. Bunu kullanan birçok hekim oldu ilginç olarak. Bazıları ilaca bağlı aritmi geçirip arrest oldu. Yani solunum ve kardiyak kalp durması yaşadı bazı hekimlerimiz. Bazıları aritmiye girdiler, yoğun bakıma indiler. Böyle çok tuhaf şeylerle karşılaştık. Şimdi ilacın işe yaramadığı ortaya çıktı. Koruyucu olarak almak da işe yaramıyor idi zaten. O yüzden bir yazı çıkınca hemen sanki bütün doğru oymuş gibi değil. Her zaman bence hayatın tamamında bu böyle. Her zaman olaylara bütün olarak şüpheci bakmak, hemen kabul etmemek, gerekiyor. Bu remdesivir için de böyle. Remdesivir konusu çok pohpohlanıyor. Bana sorarsanız remdesivir çok aman aman bir ilaç görüntüsü vermiyor şu anda. Ama arkasında büyük de bir lobi var. Gerçekten şüpheyle yaklaşıyorum. İşe yarıyorsa da çok mutlu olurum tabii ki, ama bütün ilaçlar ve aşılarda hep bir sorgulayıcı, yani ben bir bilim adamı değilim, olmak istiyorum. Bilimle ilgilenen biriyim diyeyim kendime. Hani öyle bir iddiada bulunmayayım. Ama bilim her zaman sorgular, şüpheyle bakar, akla, mantığa ve kanıta dayandırır. Ben hep bu yolla ilerleyen biri olduğum için bu konularda çok hızlı, çok akut bir söylemle hemen yön değiştirmemek gerektiğini düşünüyorum. Troponin hocam, benim size aslında evet bir sorum var. Ben bunu kendi hastanemde de sordum. Serilerde deniyor ki COVID hastalarının %10 ila %15'inde kalple ilgili olaylar yaşanıyor. Kalp yetmezliği ya da MI geçiriliyor. Biz kendi hastanemizin takip serisinde kardiyak bir olay hiç karşılaşmadık. Bana da bu tuhaf geldi. Yani %10-15 görülüyorsa bizim de mutlaka en az 30-40 tane hasta görmemiz gerekiyordu. Bunu hatta bizim kardiyoloji hocamız Zara sorduk. O da dedi ki, hatta troponin rutin bakalım mı dedik. Bizim kendi protokolümüzde vardı troponin bakalım. O dedi ki troponin negatif olması ekarte ettirmeyecektir. Topyekün bir kardiyak şey açısından bakmak gerekir. Ama biz kardiyak açıdan bu kadar çok şeyle karşılaşmadık. Bu da bana tuhaf geldi. Sizin de bu konuda yorumunuzu merak ediyorum. İster yani moderatörümüz nasıl uygun görür, şimdi de cevap. Cengiz Başkanım, Hüseyin abinin sesini açar mısın? Beyza Şen Ocak diye sesi açarsan. Tamam. Hocamın sesi açık şu anda. Hüseyin hocam sesi açıp tamam, konuşabilirsin. Tamam, teşekkür ederim. Öncelikle tekrar güzel bir tesadüf oldu. Şiran hocanın benim için söyledikleri şeyler için çok teşekkür ediyorum. Sonra kendisiyle konuşuruz, zamanınızı fazla almayayım. Gerçekten bu troponin kalp krizi de bizim için çok anlamlı. Tabii yalancı pozitiflik diye bir şey var. Yani her zaman o testin pozitif olması krizi göstermez. Ama bazen de çok büyük olayların habercisi olabiliyor. Çok büyük olayların habercisi olabiliyor. O nedenle anlamda, fakat kendi hastanelerinde güzel bir araştırma da yapmışlar. Yani bunları kalp açısından detaylı şekilde değerlendirmişler. Bizim de gözlemimiz bu yönde. Tabii troponinin sadece pozitif olması yeterli olmuyor. Kalp krizi için onu seri takip yapmak lazım. Seri takipteki yükselmeler ve ani düşüşler bizim için daha anlamlı. Bize gelen vakalarda gri zon dediğimiz, yani üst sınır diyelim 20 olarak belirlenmiş ama bize gelen hastanın troponini 30-35. Bu eğer bir COVID durumu söz konusu olmasa hakikaten bir ciddi kalp krizinin habercisi olabiliyor. Ama gri zonda dediğimiz vakaların büyük bir çoğunluğunda kalp ilgili bir sorun çıkmadı. Uzun dönem yoğun bakımda yatan hastaların zaten büyük bir çoğunluğu kalp yetmezlikli, akciğer problemi olan ya da kontrolsüz diyabet olan hastalar olduğu için onların acaba durumlarını mı kötüleştirdi? Yoksa akciğer sorunu mu bu olayı kötüleştirdi? Bunu söylemek mümkün değil. Bir de Şiran hocamın dediği bir şeye çok katılıyorum. Tıp kanıtsız hiçbir şey olmaz. Bu arada tabii bizim elimizde, hatta bizde bir söz vardır. Yani şöyle dedi: sadece Allah'ın dediğine inanırız. Başkaları kanıt göstermek zorunda. Kimse kanıtsız bir şey iddia edemez. Tedavi konusunda da böyle. Hastalıkların süreci ve takibi konusunda da böyle. Bu açıdan evet, kalple ilgili çok fazla şu anda rahatsızlık verecek ya da tansiyon tedavisiyle ilgili bir değişiklik oluşturacak bir durum söz konusu değil. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Diğer soru şuydu. 1,5 yıl önce pnömoni zatüre geçirdim. Bunun şu anki COVID'le bir ilişkisi olabilir mi şeklindeydi. Pnömoni zaten zatüre akut bir tablo. O dönem geçirilip giden bir tablo. Çok da genellikle ağır iz bırakmıyor. Ki COVID-19 biraz iz bıraktı bazı hastalarda ama 8. haftada tomografileri çektiğimizde aslında o iz bıraktığı izler de kaybolmuştu. O yüzden daha önce zatüre geçirmek şimdi COVID geçirmeyi kolaylaştırmıyor ya da COVID'in ağır geçirmesini kolaylaştırmıyor gibi görünüyor. Zatüre aşısının olmasını öneriyoruz. Herkese ve her zaman öneriyoruz. Zatüre aşısının bir tipi bazen bulunamayabiliyor. Onun farklı tipleri var. Pneumovax ve Pneumo23 diye iki tipi var. Şu dönemde yani ilacın gelmesi, aşının gelmesi, gitmesi sınırlardaki bu kısıtlama nedeniyle zor olabilir. Ama zatürre aşısını geç yapmanın da bir zararı olmayacaktır. Yani bulunmadı diye şey yapmamamız lazım ama bulunduğu anda aşıyı yapmamız gerekiyor. Zatürre aşısı bizim için Birçok hastalıkta önemli ama COVID açısından da önemli. Kişi sayısı, test sayısı. Evet, aslında burada muhtemelen orada toplam test sayısı var. Çünkü bazen bazı kişilere 3-4 tane test yapılıyor takipte. Test sayısıyla birlikte kişi sayısının da verilmesi daha doğru olacaktı. Böyle bir veri yok. Toplam yapılan test sayısı 1,5 milyon ama o 1,5 milyon kaç yüz bin kişinin testi? Bunu bilmiyoruz. Ortalama her insana da 2-3 test yapılırsa aşağı yukarı belki bir tahminde bulunabiliriz. Ama yine de test yapılan kişi sayısı en çok yapılan ülkelerden biri. Almanya'ydı, Singapur'du, Güney Kore'ydi. Türkiye'de çok test yapan ülkelerden biri oldu. Başlangıçtaki hali gerçekten bizi de endişelendiriyordu. Laboratuvar sayısı artmasıyla test sayısı arttı. Teste ulaşma süremiz kısaldı. Sonuca ulaşma süremiz kısaldı. Yurdal Bey'in sorusu vardı. Hastalık yarasada görülüyor mu? Hastalık yarasalarda, bu hastalıktan özelliği şu, yarasalar bunu taşıyor. Ama yarasada bu ACE2 dediğimiz, az önce hocamın da bahsettiği o ilaçların hedeflediği reseptör olmadığı için yarasalarda bu sadece bulunuyor ama hiçbir şey yapmıyor. Bu diğer hastalıklarda da böyle. Mesela HIV insanı bu kadar etkiliyorken maymunda hiçbir şey yapmıyor. Türkiye'nin bir gerçeği var. Hocam da çok iyi bilir. Kırım-Kongo kanamalı ateşi. Kırım-Kongo kanamalı ateşi çok ağır bir hastalıktır. İnekte hiçbir şey yapmaz çünkü onu keneler taşır. İnekte sadece grip gibi bir şey yapar ama insanda %5 öldürücüdür. Benim de çok yakından ilgilendiğim hastalıklardan biri. Ankara'dayken çok fazla hastamız olurdu. Ki Erzurum, Erzincan, Bingöl, Kelkit Vadisi'nde ortaya çıkmış bir virüstür. O yüzden her hastalık kendi reseptörünü, her virüs kendi reseptörünü kimdeyse onunla hastalık yapar. Yani yarasada hastalık yapmayan yüzlerce koronavirüs tipi var. O bulaşıcı hastalıklar birimin başındaki bilim insanının söylediği de bu. Daha tehlikeli virüsler var ama hiçbir hastalık yapmadan bu şekilde şu an hala bulunuyorlar rezervde, ilerleyebilirler diye düşünüyorum. Bir diğer soru, salgında sanat önemli mi? Bence çok önemli. Ben salgını anlatmanın en iyi yolu tabii ki verilerdir. Ama mesela Türkiye'de veba ile ilgili ben Türkiye'de araştırma yapıyorum. Vebada Türkiye kaynakları gerçekten çok az. Biz örneğin 1500 yıl önceki Justinian vebasını Prokopius'un 1000 yıl sonra bulunan kitabıyla öğreniyoruz. Bu müthiş heyecan verici bir şey. Yani gidip bir kitap buluyorsunuz. O kitap bir dönemi anlatıyor size. Bu müthiş heyecan verici bir şey. Tabii ki kaynaklar, dijital kaynaklar arttı ama bugünleri anlatan kitaplar, sanat eserleri mutlaka yapılması gerekiyor. Ben bir karikatür çizdim. Değerli bir, çok sevdiğim bir damar cerrahı arkadaşım eve kapandı. 1,5-2 aydır çıkmıyor. Ben de ona bir serzenişte bulunmak için bir karikatür yaptım. Mesela bu benim için bu salgının hikayesidir. İnsanların bir kısmı çok panik oldular, evlerinden çıkmadılar. Hasta olursa öleceğini sandılar ve bütün hayatlarını bir anksiyete üzerinden götürüyorlar. Bazı hekimler de bu şekilde davrandı. Bu tabii insan psikolojisi, yani bunu anormal karşılamıyorum. Bazı insanlar doğrudan cepheye koştular. Biz size nasıl yardımcı olabiliriz dediler. En ön safta yer aldılar. Yani bir turnusol kağıdı oldu aslında. Ve bu salgınlar bize turnusol kağıdır. İnsanların en zayıf olduğu alanlar bu tip durumlarda ortaya çıkıyor. İyi, güçlü bir psikoloji, sağduyulu bir yaklaşım, akılcı yaklaşım burada bu üstesinden gelmenin en iyi yolu. O yüzden sanatı çok önemsiyorum. Sanat eserlerinin artması keşke daha da mümkün olsa. Biz Ernest Hemingway'in hikayesini duyunca oradaki dramatik olayı, bir hemşirenin aşkı bir tarafa bırakıp insanların sağlığı için koştuğunu öğreniyoruz. Bu bize çok önemli dersler veriyor. İleride hastalık çıkacak mı derken, evet, SARS-CoV-2 oldu bu. SARS-CoV-2, SARS-CoV-3 ve daha başkaları önümüze çıkacak. Ama şunu gözlemliyorum. Tabii bilimsel gelişimler arttıkça virüslerin kolay bulunduğunu görüyoruz. Virüsler artık daha kolay teşhis ediliyor. Ama en önemli şey şu, insanlar bir günde bir virüsü bir kıtadan bir kıtaya götürebiliyorlar. Bu eskiden böyle değildi. Vebaya bakarsanız 20-30 yılda Çin'de başlayan veba savaşlarla, ticaretle batıya gitmişken şimdi sadece bir ay içerisinde bütün Avrupa'ya, Amerika'ya yayıldı. Cenk Bey'in sorusu, antikor testi yaygınlaşacak mı? Antikor testi bize sadece merakımızı gideren bir test ama önemli bir test. Antikor testi kişisel anlamda çok kritik değil. Yani merakınızı gidermek için evet ama toplum için çok önemli. Yani bir ülkenin politikaları antikor testine göre belirlenebilir. Ben bu ülkenin %kaçı bu virüsle karşılaştığı sorusunun yanıtını bulursam ondan sonra okulları açmaya, kafe, restoran açmaya, ligleri serbestleştirmeye karar verebilirim. Türkiye'nin de böyle bir çalışması olacaktır. Toplumun %kaçı virüsle karşılaştığı sorusuna antikor testleri yanıt verecek. O yüzden yaygınlaşacaktır. Özelde yapılabiliyor. Özel hastaneler ve bazı merkezler bunu yapabiliyorlar. Sadece merakınızı gidermek için yaptırabilirsiniz ama çok da büyük bir bilgi vermeyecek. Erken teşhis önemli mi? Erken teşhis şu an çok önemli olamıyor. Şöyle önemli olamıyor. Yani hastalık başladı, 2 günde teşhisim konarsa iyi olur mu? Henüz değil. Çünkü bir ilaç yok. Erken, hızlı verildiğinde işe yarar bir antiviral çıkarsa o zaman erken teşhis çok önemli olacak. Ama biz şu Aktemra'yı, yani verdiğimiz gün olan, ortalama bir hastanın şikayetleri başladıktan sonra 8 ila 12. gün arasıdır o süre. Kişinin ağır solunum sıkıntısına girdiği süre o zamandır. İlk 8 gün içinde görürsek hastayı, o süreyi kaçırmayız. Bazen hasta çok ağır bir solunum yetmezliğiyle bize geldiğinde artık o aşamayı kaçırmış oluyoruz. O yüzden erken teşhis derken ilk bir hafta içinde en azından teşhisi koymak önemli. Ayhan Bey'in sorusu da biyoterörizm meselesiydi. Aslında yani toplumsal olaylar tabii ki kuşkusuz bir denk geliyor. Bazıları denk geliyor ama biz dünyanın yani genel gidişini bilmiyorum, siz nasıl yorumluyorsunuz ama benim bakış açım, sizin bakış açınızı da merak ediyorum. Yani dünyanın çok bir kaotik hale girdiğini görüyorum ben. Yani dünyada çok bir vahşice bir hırs, bir sürekli savaşların olduğu bir hal var. Yani bütün kıtalarda bir savaş hali, bir sürekli kıyım hali var. İnsanlar çok bireyselleştiler. Hepimiz dijital ekranlara kapandık. Toplumsal etkileşim azaldı. Yani bir ekrandan birine çok rahat küfretmek, bağırmak, çağırmak, hakaret etmek mümkün. Ama aslında bu ekranlar olmasa, bir araya gelse insanlar, bir odada otursalar, aslında o etkileşimle çok daha farklı bir noktaya gelecekler. Yani ben şöyle görüyorum. Dijitalleşme, sosyal yaşam çok değişiyor. İnsanların bireyselleşmesiyle, etkileşimin azalmasıyla dünyanın daha kaotik bir yere gittiğini görüyorum. Bence bu herhalde daha önce de böyle oluyordu. Yani o belki veba salgını bununla çok ilgili değil. Bir biyoterörizm demek çok zor. Çünkü Çin'i de etkiliyor veba çıktığı zaman. O yoldaki bütün ülkeleri etkiliyor. Yani şöyle bir şey yok. Mesela bu şey vardı. Antraks, şarbon zarflarla gitti. Doğrudan hedefe yönelikti. Evet, o bir biyoterörizm eylemiydi ama global olarak bütün dünyayı etkileyen bir şeyi yapan insanın şöyle demesi lazım. Ya ben öyle bir şey yapacağım ki istediğim kitleleri katledeceğim. Bana hiçbir şey olmayacak. Benim istediklerim bir şey olmayacak. Böyle bir şeyi şu an için herhalde yapabilmek çok mümkün değil gibi geliyor bana. Hocam bu bölümde yazılı sorular var ama 2 tane de sözlü soru var. Onu en sonda sorduracağım. Latif Kaleci diyor ki hocam COVID-19 pandemisinde 2. dalga olasılığı nedir? Eskiden veba salgınında ilaç olarak kullanılan kinin ve hidroksiklorokin maddelerinin faydası var mıdır? Evet. Fatih Güner diyor ki eski virüsler kısmen de olsa halen devam ediyor. Türkiye'yi tehdit edenler bölgesel olarak hangileri ve hangilerinin aşıları mevcut? Hüseyin Akarçeşme, bu pandeminin 3 aşaması olduğu bilgisi var. Şu anda 1. aşamada mıyız? Bu sinsi musibetin diyor. Caner Aydın, hidroloksin DTO tarafından yasaklanmadı mı diyor. Nafız Güngör, söylediğiniz ilaçları koruyucu olarak almak faydalı mıdır diyor. Fatih Güner tekrar sormuş, pozitif olmasına rağmen belirti yok veya zayıf, eve gönderiyorlar. Bunun diyor şeyi avantajı, dezavantajı nedir? Murat Ergin, 5G teknolojisinin hastalığın yayılımına konusunda etkili olduğu konusunda görüşler vardı. Bu konudaki yorumlarınız. Benim kızım soruyor, Eczacılık akademisyen olarak şu anda okuyor. Diyor ki, Nilay Ateş soruyor. Nilay Ateş'in de sorusu diyor ki, virüsün geçirdiği ve geçirebileceği mutasyonlar bulunabilecek muhtemel bir aşının etkinliğini nasıl etkiler diyor. 3 tane de sözlü soru var. İlkini Dursun Topçu soracak. Dursun Başkanım buyurun. Dursun Başkan'ın sesini aç. Cengiz Başkan. Cengiz Başkanım açtı mı Dursun abinin sesini? Cengiz Başkanım. Cengiz Başkanım, Dursun Başkanım tamam, sesini açtın mı? Açtım, tamam. Ben öncelikle Şiran Hocama teşekkür ediyorum. Çok faydalı bilgiler ben kendi şahsım adına edindim. Şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Bu şimdi İngiltere'de antikor testlerine başlamışlar. Yani hasta olmayan kişiler işte meraktan gelip antikor testi yaptırıyorlarmış. Benim de orada bir yeğenim var. O kendisi yapıyor bu testleri. En son diyor 8 tane test yaptım mesela dün. 5 tanesi pozitif çıktı. Yani 5 tanesi bu hastalığı geçirmiş ama hiç farkında değiller. Hiç hasta olduklarını fark etmemişler. Ama test yapınca pozitif çıktılar. Yani antikorlu çıktılar. Şimdi bizim Türkiye'de de belki böyle bir durum olabilir. Bu durumda hastalığın bilmeden geçiren insanlar acaba bu yaygınlığın yavaşlatmasına bir etken olabilir mi? Bunu sormak istiyorum. Teşekkürler. Cevap veriyorum Bekir Bey. Hocam şeyi soracak, bir dakika pardon, Fuat Kulaçoğlu'nun sorusu var. Fuat Bey'in sesini açar mısın Cengiz Başkan? Tamam. Fuat abi Rumuz'la mı bağlanmış? Fuat Kulaçoğlu diye çıkmıyor. Fuat abinin de numaralı şeyde olması lazım. Kaç numarası? 204 mü? Dur bakayım. 900'lü bir numara olması lazım onunki. Yanlış hatırlamıyorsam. Neyse Fuat abi belirtirse ona geliriz. Tamam. Hocam bir tane soru geldi. Virüse yakalanan hastaların tanı ve tedavi yöntemlerinde ülkemiz ve diğer ülkeler arasında fark var mıdır? Bir de bizde tedavide kullanılan ilaçlar hastaların kanında pıhtı oluşmasına neden oluyor mu? Hocam ben bir soru soracağım. Günlük 1000 tane vaka şu anda yazarken muhtemelen yarın biz neredeyse normal hayata döneceğiz. Çünkü neredeyse her taraf birbirine karıştı. 2 haftadır zaten İstanbul normale döndü. Bu süreci tekrar hastalığı yukarı çıkartmayacak mı? Bir soru pıhtı oluşması hastaların COVID harici ölümüne sebep oluyor mu denmiş. Bir de bizim yayını beraber yaptığımız Meclis Başkan Vekilimiz Cengiz Bey'in bir sorusu olacak. Cengiz Bey buyurun. Fuat abiyi bulabilirsek en sonunda Fuat abiye sorduk. Tamam. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Çok güzel cevaplar verdiniz. Çok da mutlu oluyoruz. Ben de tıbbi cihaz ve ilaç sektörünü temsilen ticaret odasında bulunuyoruz. Hocam şimdi bizim ülkemize özgü bir tedavi yöntemi gelişti mi? Çünkü şöyle söyleyeyim size hocam. Mesela bize zaman zaman tıbbi cihaz ilaç kurumundan değişik tıbbi cihaz yöntemleri gelebiliyor. Mesela diyorlar ki hastalarımızı şu anda yüzüstü yatırıyoruz. Bir de solunum maskelerinin altına ambuların balonlarını ekleyerek hızlı oksijen verme yöntemiyle ilgili bir yöntemin daha tedavi sonuç verdiğiyle ilgili bilgilendirme geldi bize ve ona göre de malzeme hazırlayıp verdik. Bu bizim ülkemize özgü bir şey midir? Onu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Cengiz Başkan, Fuat abinin kodu 204-962 açarsan sesini son soruya alalım. Tamam. Sesi açık Fuat abinin. Fuat abi buyur. Evet, böyle gizemli olmak çok güzel. Ben buradan kıymetli hocam Şeraz kardeşime çok teşekkür ediyorum engin bilgileriyle için. Ülke için büyük şanssızlık olmuş. Ulusal televizyonlardan da kendisine dinleme imkanı olsaydı ve kafalar karışmasaydı. Biz çok netleştik. Metin Bey sayesinde netleştik. Bir ortak yönümüz daha var Şiran kardeşimle. Bu Hüseyin Şen Hoca kardeşim sizin dedenizin. Benim de doktorum. Benim hemşerim. 92'de bana anjiyo yapan, çok STK'larda görev yaptım. İyi bir futbol otoritesi, iyi bir Erzincanlı, benim kadim dostum. Biz WhatsApp'tan yazışıyoruz Hüseyin Hocam'la. İkimizin ortak dostluğumuz. Tabii yani hakikaten bugün bu program var diye sporu hemen salonda bıraktım. Site salonuna yukarı çıktım. Hazırlandım. Ekrana oturduk. Eşimle beraber izliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün dostlara tekrar geçmiş bayramların mübarek olsun. Allah razı olsun. Çok bilgilendik Şiran Hocam. Değerli Hüseyin Hocam. Aileye selam, hürmetler. Evet. Peki. Hocam bir tane daha soru geldi. Bunu da söylüyorum. Diyor ki Çin'de hocam size göre ölü sayısı, vaka sayısı gizlendi mi? Hasan Erkesim soruyor. Tamam. Buyurun hocam. Evet, şimdi sonuncu soruyla başlayalım. Çin'de olgu sayısı gizlendi mi? Sanki az gibi geliyor. Biz de sonradan görünce olgu sayısının az olduğunu görüyoruz. Ama bence şöyle bir şey de oldu. Çin mesela şöyle bir şeffaf bir süreç yürüttü. Çin'de günde 2000-3000 olgu oluyorken bir gün 16.000 olgu oldu. Bir gün. Öyle bir herkes tuhaf ne oldu falan bir günde 16.000 dedi. Çin dedi ki ben bu PCR testi pozitifliği yetmez, tomografi daha iyidir dedi. Ben tomografiye bakarak tanı koyacağım dedi. Aslında tomografiyle COVID olan ama testi negatif çıkan hasta sayısı çok olduğu için bir günde 16.000 olgu artınca güvenilir geldi bana bu. Yani Çin kendi kendine dedi ki biz olgu sayımız sadece teste bakarak söylersek az olur. Gerçeği budur dedi. Bu şeffafça bir yaklaşımdı ama yani trendi doğru. Eğrisi doğru ama olgu sayısı gerçekten o kadar mıdır? Ama gerçekten yine de şöyle diyeyim, hadi 80.000 olmasın da 160.000 olsun. Hadi olmasın 300.000 olsun. Yine de Çin çok başarılı bir süreç geçirdi. Çok hızlı önlem aldı. Çünkü Çin çok deneyimli bir ülke. Nasıl deneyimli olmasın? İşte 1500 yıldır her şey oradan başlıyor. Deneyimli bir ülke ve hızlı hareket edip dünyanın da farklı bir yol izledi. Mesela Çin'in deneyimleri bize çok uymuyor. Klorokin de oradan başladı. Çin bazı konularda çok farklı, yani farklı alternatif tedavi yöntemleri de var. Bilim açısından hep bir şaibe uyandıran tarafı var ama şu konuda çok güçlüler. Çok hızlı izolasyon uyguladılar. Apartmanların girişine termal kamera koydular. Ateşi olup çıkan hastaların evine asker gönderdiler. Apartmandan giriş çıkışını yasakladılar. Aynen Rodos Adası'nın yani benzeri demeyeyim ama hani o kadar da rigid bir şey uyguladıkları için ki bu çok eleştirildi. Hatırlayın Avrupa ülkeleri dedi ki ya Çin insan haklarına aykırı davranıyor. Bu nasıl bir karantinadır dedi ama işte bu Avrupa'nın gerçekten ben de şaşırıyorum. Bu kadar dünyaya ve politikalara hakim olan Avrupa ve Amerika'nın bu düştüğü durum beni de çok şaşırtıyor. Bu ülkelerin bazılarının gerçekten şekil şemalden ve bir paketten ibaret olduğunu aslında bütün enerjilerini bu savaşlara ve sömürgeciliğe ayırdıklarını aslında kendi içinde, kendi sağlık sistemleri içinde son derece kırılgan olduklarını görüyorum. O yüzden Çin'i eleştiremiyorum. Yani olgu sayısı düşünülen daha az olsa bile Çin gerçekten takdir hak ediyor bence. Cengiz Bey'in sorusuna devam edeyim. Ülkeye özgü tedavi var mı? Türkiye'ye özgü bir tedavi protokolü aslında var. Şöyle var. Klorokin açısından benzer. Bütün dünyayla aynı ama Türkiye'de favipravir ilacı var. Çin onu Türkiye'ye verdi. Mesela Avrupa ülkelerinin çoğunda yok favipravir. Ya da yani Amerika'da yok. Onlar kullanmıyorlar. İşe yaramadığını düşünüyorlar. Favipravir'i ilk zamanlar az geldiği için biz maalesef onları da geç olgularda uygulayabildik. Çünkü Sağlık Bakanı dedi ki hasta yoğun bakıma gidince bunu verebilirsin. Ama size anlattığım şekilde gördüğünüz gibi antiviralleri erken vermek gerekli. Şu an erken verebiliyoruz. Favipravir işe yarıyor olabilir. Ama gözlemimiz çok böyle bariz, net bir işe yararlık var mıdır bilmiyoruz. Bununla ilgili de maalesef çok güçlü yanıtlar yok. Türkiye'de fark yaratan ilaç olarak Çin'den gelen favipravir, Japon ilacıdır aslında. Çin'den geldi. O var. Prompozisyon dediğimiz yüzüstü yatmak gerçekten çok dramatik ve en belirgin iyileşmeyi o sağladı. Sırt üstü yattığında oksijen %75'e düşüyor. Yüzüstü yattığında %95'e çıkıyor. Bu gerçekten, bu fizyolojik bir şey. Bütün hastalıklarda böyle imiş. Yani biz de bunu bilmiyorduk. Ama bütün zatürrelerde yüzüstü yattığınızda daha rahat nefes alıyorsunuz. O yüzden de prompozisyon bütün dünyaca bilinen, Türkiye özgü olmayan bir yöntem. Maske altında hızlı oksijen sistemi ile ilgili bu konuda bilgim yok. Belki yoğun bakım uzmanları daha iyi yanıt verir. Burada ana mekanizma vücudun verdiği aşırı reaksiyonla akciğerin havalanması bozuluyor. Akciğerin en uç alveol dediğimiz yerlerde aşırı bir reaksiyonla ödem ortaya çıkıyor ve oksijen alışverişi azalıyor. Siz oksijeni ne kadar verirseniz verin aşağıdan gaz değişimi olmadığı zaman maalesef çok işe yaramıyor. Pıhtı ile ilgili sorular vardı. Tedavide fark var mı dedik. Pıhtılaşma şöyle. Tedavi pıhtılaşma yapmıyor. Hastalık pıhtılaşma yapıyor. Bu bizim hastalarda yoğun bakıma giden hastalarda gördük. Kişinin COVID ile ilgili hastalığı ilerlemişse o alveol dediğimiz akciğerin havalanma organındaki damarlarda pıhtı oluşuyor. Bu pıhtılar da gaz değişimini bozup kişinin kanlanmasını, oksijenin kanlanmasını bozuyor. O yüzden hastalık pıhtılaşma yapıyor. Türkiye bu açıdan da belki ilk zamanlar yoktu, sonra hızlı geldi. Pıhtılaşmayı önleyici tedavi konusunda standart öneriler uygulamaya başladı. Evet, kişiyi öldürebilir pıhtılaşma. Akciğeri bozduğu zaman o pıhtılaşan damar kanlanmayı bozduğu zaman yoğun bakıma gidebilir. Kişinin ölümüne yol açabilir. Bazı hastaları bu yüzden kaybettik. Başka soru ne var? İngiltere ile ilgili antikor testi yapıyor. Evet, şimdi tabii antikor testini şöyle yapmak lazım. Bir toplumun virüsle karşılaştığını göstermenin yolu o toplumun bütün alanlarına gitmektir. Mesela İstanbul'da böyle bir şey yapacaksanız bütün ilçelere gitmeniz lazım. Bütün mahallelerden yer seçmeniz lazım. Mesela bizim hastanemize gelen kişilerin antikor testine bakarsak zaten gelen şüpheyle geliyor. Ben acaba geçirdim mi? O yüzden orada yüksek çıkabilir değer. Ama toplumun tamamında bu oran ne kadardır anlamanın yolu bunu homojen yapabilmek. Özür dilerim, heterojen yapabilmek. Bütün kesimlerden örnekler yapabilmek. Ama farkında olmadan hastalığı geçiren insanlar biz de gördük. Bazı sağlık çalışanlarımız da oldu. Çevreden duyduğumuzda insanlar hiçbir semptom geliştirmeden hastalık geçirdiler. Bu oranın kimi kaynaklar %60, kimisi %80'e ulaşırsa artık o toplumda salgın durur. Çünkü geri kalan %20 hasta olmasa bile virüs dolaşamayacağı için o toplum bu virüsten kurtulur diye bir epidemiyolojik, temel bir epidemiyolojik veri var. O yüzden farkında olmayan geçirenlerin oranını öğrenmenin tek yolu bu antikor testlerini yaygınlaştırmak. Hastalığı bulaşıcılık etkiler mi? Hastalığı geçirmiş olmak bulaşıcılığı etkiler mi diye bir soru vardı. Evet, hastalığı geçiren sayısı arttıkça bulaş azalır demiştik. Hocam başka not aldığım sanırım yok ama şu şeye bakmadım. Hocam günde 1000 vaka verirken hayatı normale çeviriyoruz şu anda. Ya. İki haftadır zaten ortalık karıştı da. Evet. Yani bana sorarsanız biraz erken normalleştik. Çünkü Amerika'da da oldu. Yine Fauci Trump'ı bu yüzden eleştirdi. Trump bütün şeylerin açılmasını istiyor. Bütün kafe, restoran alanlar açılsın istiyor. Fauci dedi ki bunu açarsan hastalık tekrar artar ve öyle oldu. Yani evet ekonomi çok önemli. Kuşkusuz bütün dünya aynı sorunla karşı karşıya ama biz yazını daha rahat geçirebilmek için gerçekten biraz daha azaltmalıyız. Hatta dün bilim kurulundan bir hocamız dedi ki bazen dedi şöyle bir şey mesela ilk günleri ben hatırlıyorum. İlk günler sokağa çıkma yasağı yoktu. İnsanlar evinde duruyordu. Yasak yokken bile. Şimdi yasak koyuyorsunuz. Güzel. Yasak 12'de bitiyor. 12'de her taraf şeye dönüyor. Yani yasak koydukça insanlar sanki yasak bitince her şey normalleşiyormuş gibi bir değişik bir psikolojiyle yani yasak kalktığına göre artık bir araya gelebiliriz, iç içe geçebiliriz gibi bir tuhaf şeye giriyor. Yani yasaklar acaba şeyi azaltıyor mu? Toplumsal farkındalığı. O yüzden normalleşmemiz gerçekten biraz normalleşmek için erken bence. Ama İsveç'i düşünürsek, şimdi İsveç tabii daha yoğun bir ülke değil, nüfus yoğunluğu olan bir ülke değil. Biz daha farklı bir ülkeyiz. Bir de çok ortada bir yerdeyiz, geçişlerin olduğu bir yerdeyiz. Mülteci sorunumuz da var, ona hiç girmedik zaten daha, o bambaşka bir konu. Bizim için biraz kontrolden çıkartabilecek bir şey, riskli bir şey. O yüzden çok yakın ve çok kontrollü yapmamız lazım bu süreçleri. Hocam şimdi Ömer Faruk Topçu diyormuş, kan gruplarıyla alakası var mı bu hastalığın? Bir alakası yok. Onu direkt cevap verebilirim. Ayhan Bey diyor ki fabrikada da çalışan personellerin giriş ve çıkışları için cihazların etkinliği ve konfeksiyon ürünlerinin mağazalardan satın alımını yaparken dezenfekte yaptıkları ne kadar inanalım? Bilimin kabul ettiği bu anlamda bir cihaz var mı? Diyor. Aslında şu andaki sorulara çok bakmadık. Onlardan biraz ilerleyebiliriz. Şimdi fabrikada çalışan personelin giriş çıkış için cihazların etkinliği. Bu cihaz dediğimiz neyi kastediyoruz acaba? Yani bir işte ateş ölçerden bahsediyoruz ama bunun ne kadar güvenilir olduğu veya kabul edilir bir şey mi? Evet, şimdi ateş ölçerler, kulaktan ölçüm çok önemli ama alından ölçüm yanlış çıkıyor. Çünkü kişi dışarıdan geliyor, cildi soğuk, alından ölçen yanlış gösteriyor. Kulaktan ölçen doğru, kulaktan ölçüm yapılabilir. Termal kamera tabii ki en iyisi, kesinlikle güvenilir. Ama şunu unutmayalım, bizim derdimiz hastalar değil de hasta olmayan ya da hafif hasta olanlar, yani bulaştıran önemli kitle o. O yüzden termal kamera bunu saptayamaz. Yani asemptomatik bireyler ya da hafif geçirenler, ateşi olmadan hafif ateşle geçenler o termal kameraya yakalanmayacaktır. O %100 bir çözüm değil. Aslında giyim, kuşam, bu konfeksiyondan alınan ürünlerle ilgili çok büyük bir sorun olmadığını görüyoruz. Yani virüsün en önemli şeyi, özelliği çok duyarlı bir virüs. Yani ışıktan, güneşten, klordan ve sıcaklıktan çok kolay etkileniyor. Çok uzun süre kalamıyor. Bu marketlerden gelen ya da konfeksiyondan gelen ürünleri ambalajından hemen çıkarıp içeriğini aslında hızla rutin şeyimize sokabiliriz. Orada bir sorun yaşamayız. Hocam, Mahmut Özcan sorusu var galiba. Evet. Ben yukarı doğru gideyim. Ben de isterseniz devam edebilirim. Kaçırdığınız var mı? Mahmut Özcan bir sözlü soru soracak. Tamam. Hocam. Mahmut Bey, buyurun Mahmut Bey. Sesini açar mısınız Cengiz Bey, Mahmut Bey? Cengiz Hocam, açtın mı Mahmut Bey'in sesini? Açtım sesini Mahmut. Mahmut buyur. Mahmut nerede? Heh, geldi, tamam, açtım. Yani, hayırlı akşamlar. Hocam ben bir soru sormak istiyorum. Şimdi vücudumuzda muhtelif yani X bir organda, mesela örnek olarak kulakta bir iltihap söz konusu oluyor. Mantar oluyor. Bu kulağı tedavi ediyoruz kulak burun boğazcıyla. 3-4 ay sonra, yani örnekleme yapıyorum, 3-4 ay sonra bu hastalık yeniden oluyor. Yine tedavi ediyoruz, yine oluyor. Yani burada siz enfeksiyoncusunuz. Vücuttaki bir enfeksiyon mu bunu tetikliyor, bu hastalığı? Yani burada yapılması gereken bir enfeksiyoncuya mı, enfeksiyon doktoruna mı müracaat etmek gerekiyor? Yani bunu tekrar etmesinin sebebi başka bir enfeksiyon, bir virüs mü var? Ondan mı devamlı teşekkür ediyor, yoksa hastanın vücut yapısına göre mi hareket ediyor? Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mahmut Bey, enfeksiyonların tipine göre bu tamamen değişiyor. Mesela idrar yolu enfeksiyonu dışarıdan gelmez. Kendi bakteriniz yapar. Zatürre dışarıdan gelir. Bir virüstür. Dışarıdan gelmesi lazım. Ağzınızdan, burnunuzdan. İnfluenza öyledir. Mesela soğuk algınlığı diye bir şey yoktur. Ya da klima çarptı, hasta oldum diye bir şey de yoktur. Kişi virüsü taşımak zorunda ya da bakteri taşımak zorunda ki o soğuk havayla birlikte o bağışıklık, yerel bağışıklık ya da kan akımı bozulsun ve kişi hasta olsun. Bazı virüsler içeriden, bazıları dışarıdan gelir. Kulak iltihabı için şunu söyleyeyim. Mesela orta kulak iltihabı bir insan sık geçiriyorsa kulak yapısıyla ilgili bir sorun vardır. Ya da orta kulağı ağız içine bağlayan östaki borusu tıkanıktır. Tıkanık olduğu için mikroorganizmalar çok kolay orada yer ederler. Mesela yaşlı insanlar daha çok idrar yolu enfeksiyonu olur. Niye? Çünkü mesaneyi boşaltamaz, akan su kir tutmaz derler. Eğer sıvı birikirse mikrop ürer. Kulak içinde bu böyledir. Yani virüs, bakteri her defasında dışarıdan mı geliyordur? Evet, her defasında dışarıdan geliyordur kulak için. Grip için de bu böyle, nezle için de böyle, zatürre için de böyle. Ama idrar yolu için böyle değil örneğin. Yani duruma göre değişir. Enfeksiyon hastalıkları, bizler bu bütün enfeksiyon hastalıklarını takip ederiz. Hepsiyle ilişkiliyiz. Bu hastalıkların bazıları ortaktır. Örneğin idrar yolu enfeksiyonunu ürolog da izler, enfeksiyon da izler. Endokardit, Hüseyin Hocam da izler, enfeksiyon da izler. Bazıları ortak olmakla birlikte enfeksiyon hastalıkları bu süreçlerin hepsinin içinde aslında vardır, doğrudan veya dolaylı olarak. Hocam, iş yerinde tek kullanımlık bardak, tabak, çanak, bıçak mı kullanılmalı diyor son olarak Fazıl Bey. Evet. Güzel soru. Şimdi şundan emin olabiliyorsak, biz bardaklarımızı tek kullanımlık değil de normal bardak kullanıyorsak, o bardağı 60 derecede yıkayan bir sistemimiz varsa, çünkü 60 derecede virüs ölüyor, 60 derecede eğer bir sistemle bunu temizleyebiliyorsak sorun yok. Elde yıkıyor isek, yani kişi kendi bardağını yıkayıp başkasına verecekse örneğin, bunu gerçekten şey yapması zor olabilir. Yani sıcak şeye maruz bırakması çok zor olabilir. Ama merkezi bir sistemle bulaşıkları yıkayan bir sistem varsa 60 derecede yıkacağı için hiçbir sorun olmaz. Ama tek kullanımlık şöyle bir pratiklik sağlar. Bu kaygıdan uzak. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz ama müthiş bir kirliliktir. Müthiş bir atık şeyi demektir. Müthiş bir plastik kağıt yükü demektir. Bence merkezi iyi bir temizleme sistemi varsa buna hiç gerek yok. Değerli hocam, 2,5 saat bizle beraber oldunuz. Çok değerli bir kayıt oluşturduk. Bu kayıt şu anda bizim YouTube hesabımızda da kaydoldu. Gerçekten bugüne kadarki en farklı, bu hastalıkla ilgili en farklı bir sunumu biz dinledik. Ben sizi katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum. Bizim bir usulümüz var. İşte en sonda sesleri açıyoruz ve katılımcıyı alkışlarla uğurluyoruz hocam. Ben çok teşekkür ederim. Evet, Cengiz Bey, sesleri açarsanız hastasıyım. Ben de size konuşmuş oldum. Mahmut Bey, teşekkür ediyorum. Sizin efendim. Ne efendim? 5G ile ilgili bir soru vardı ya. Neyle ilgili? 5G teknolojisinin bu konuda etkisi var mı? Bununla ilgili, bu da tamamen spekülatif, tamamen komplo teorisi gibi görünüyor. Bununla ilgili bir benim en azından hiçbir bilgim yok ama böyle olduğunu da zannetmiyorum. Koruyucu hocam benim bir de koruyucu ilaçtan da bahsedeyim. Koruyucu ilaç yok. Az önce bahsettiğim klorokin ve kinin dediğimiz ilaçlar koruyucu amaçla kullanıldı. Maalesef koruyucu olarak kullanıp insanlar risk altına girdiler. Şu an bildiğimiz koruyucu bir ilaç tedavisi. İlaç, koruyucu bir ilaç veya tedavi amacından güçlü bir ilaç yok. Hocam benim bu dezenfekte ile ilgili bir yöneltmiştim. Onu tam anlatamadık herhalde. Hangisi? Şöyle, bu diyelim ki fabrikanın içerisine girerken, şimdi bizim arkadaşlar öyle bir cihaz yapıyorlar da püskürtmeyle böyle dezenfekte ediyor. Örnek şöyle, diyelim ki doktor arkadaşlar daha önceden veyahut da sağlık çalışanları önlüklerini giriş çıkış yaptıkları yerlerde değişmek zorundalar ya hocam. Evet. Veya tek kullanımlık oluyor. Şimdi bu arkadaşlar dışarıdan geldikleri için üzerlerini bu şekilde bir cihazdan geçiriyorlar. Bir. İkincisi de bir de bu ozonla ilgili bir şey var. Bu giysi vesaire falan. Bunlarla ilgili bir bilimsel bir çalışmadan veyahut da böyle bir cihazla ilgili bir öneriniz veyahut da bilginiz var mı diye onu sormak istedim. Çok güzel bir soru. Gerçekten önemli. Ben onu sorudan bahsetmedim ama biz mesela şu uygulamayı değiştirdik. Şimdi insanlar formayla gelip hastaneye giriyorlar. Ki bu uygun bir şey değil. Ama bu uygulamayı tamamen kaldırdık. Kıyafetiyle gitsin, içeride kullanacağı şey ayrı olsun, forma ayrı olsun dedik ama orası hastane tabii. Şimdi iş yerine giren insan için dışarıdan girdiğinde bir püskürtmeyle, giysinin üstüne püskürtme yapmak, uygulamak uygun değil. Çünkü bu kimyasal olarak bir toksiteye ve zarar verici etkilere yol açabilir. Zaten temizliği de mümkün olmayacaktır. Yani dışarıdan püskürterek bir insanın giysisini temizleyemezsiniz. Eğer üniformayla çalışan derse bence ideali kişinin içeri girip içeride kendi üniformasını giymesi. 3 takım üniforması vardır. Her gün birini giyer. İkinci gün, üçüncü gün onları 60 derecede yıkar. Tekrar giyip girer. En mantıklısı bence bu. Ozon tedavide de çok tartışıldı. Ozon tedavisinin gerçekten hiçbir anlamı yok. Bu ozon tedavisi aklınıza gelen bütün hastalıklarda bir ortaya çıkar. Böyle bir şey çıkar, ozon da verelim. Bir şey çıkar, diyabetik ayak ozon verelim. Ya bu ozon nereden geliyor, nasıl geliyor bilmiyorum ama ozon yani tedavide bir işe yaramıyor. Giysilerin temizliği için diyorsanız, giysilerin temizliği çok basit. Ben kendi formalarımı 3 aydır kendim eve getiriyorum. Kitli poşette getiriyorum. Muhafaza ediyorum. Getirip direkt makineye atıyorum hiçbir yere temas etmeden. 60 derecede yıkıyorum. Çıkıp gidiyorum. Her gün bunu böyle yapıyorum. Evde 5 kişi. Eşim de yoğun bakım uzmanı. Biz hiçbirimiz hasta olmadan, hastalığı da yaymadan bu süreci böyle getirdik. Güvenli şekilde, yani tehlikeyi bilelim, güvenli olarak onları uzaklaştıralım. Temizliği de bu şekilde yapalım ama giysiyi dekontamine eden bir cihaz, bir yöntem. Mesela ultraviyole sorusu da aklınıza gelmiş olabilir. Bu da çok tartışılır. Evet. Ultraviyole boş odaya uygulanabilir. Mesela siz fabrika boşaldı, dediniz ki ben ultraviyolelerimi çalıştıracağım, bütün odalara koyacağım, odayı temizleyeceğim. Bu bir yöntem olarak kullanılabilir. Bunun alternatifi şudur. Aslında her gün kişiler orayı terk ettikten sonra klasik bir klor, yani bir klor tableti 1 litre suya koyup oluşturduğunuz solüsyonla yüzeyleri temizlemek aslında yeterli. Ama bu zor geliyorsa her bir odaya belki, ama işte çok fazla ultraviyola ışık gerekecek onun için. Yani tesisin büyüklüğüne göre ciddi bir şey gerekecek. Yoksa ultraviyole geceden koyun, sabaha kadar çalışsın ya da yarım saat, 1 saat çalışsın. Sonra sabah güvenli bir şekilde insanlar işlerine gelsinler. Bunlar hepsi yöntemler. Bu tesisin büyüklüğüne göre ve imkanlara göre değişir. Ama temel mantık aynı. Koruyucu önlemler kişinin üstünü başını kurumda değiştirmesi, çıkarken yanına alıp gidip evde güvenle yapması. Teşekkür ederim. Hocam, Bekir Başkan ben bir şey söyleyebilir miyim? Kısa olsun. Duyuyor musun? Metin abi. Kısa olsun Metin abi. Değerli hocam, aslında Bekir abi tabii hepimiz alkışlayacağız sizi ama bu alkışlar hem size başta size devamında da tüm sağlık ordusuna 1.200.000 tane sağlık çalışanı ve personeline biz minnettarız, mütteşekiriz. İnanılmaz derecede de sizleri seviyoruz, saygı diyoruz. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, ben bugün katılan, bize bu sunumu yapan Şiran hocamıza teşekkür ediyorum. Hüseyin hocama teşekkür ediyorum. Bize yayında yardım eden Cengiz Başkan'a teşekkür ediyorum. Mahmut Özcan'a teşekkür ediyorum. Ve alkışlarla uğurluyoruz hocamı. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. Sağ olun. Ağzına sağlık hocam. Yurdal abinin de sesi kapalı herhalde Cengiz abi. Evet, sesleri açabilirim. Açık abi, ben bütün sesleri açtım. Tüm sesler istenirse açabiliriz, serbest. Açık abi, ben yetkisizde hepiniz sesinizi açabilirsiniz. YouTube yayınını da kapatabilirsin Cengiz Başkan. Tamam, kapatıyorum şimdi. Tamam.